Sevgili Radikal Tahammülsüzler, saatlerimiz 11, ekranlarımızın başındaysanız hepinize merhaba diyorum. Zaten başında değilseniz onlara merhaba desek de duyamazlar. Dolayısıyla sizlerle bu yine sabah 11 ile 13 arasındaki olan söyleşimize başlamış olalım. Şunu söylemek isterim. Bugün bir Fransız atasözü aklıma geldi, onunla başlamak istiyorum. Fransızlar diyorlar ki, insan yani Fransızların genel olarak söylediğinin Türkçe çevirisi ya da meali gibi söyleyelim. Diyor ki, insana Tanrı yeteneği kadar hırs versin. Tekrar ediyorum ya da şöyle diyelim. Tanrı insana yeteneği kadar hırs versin. Bu soru her zaman sorulabilir. Yetenek, çalışkanlık vesaire ve hırs meselesi arasındaki ilişki. Hırs insanı yer bitirir. Çünkü nesnel olmasını sağlaması gereken durumlarda bunu yapamaz, körleşir. Kendi çıkarını da, hayattaki anlamını da, bilgelik meselesini de göremez hale gelir. Bambaşka bir yere gider. O yüzden hırsın ne kadar tehlikeli olduğunu defalarca söyledik ve konuşmamız gerekiyor. Özellikle siyasetçilerin hırsı ayrıca bir sorun. Çünkü siyaset diğer şeylere göre, diğer mesleklere göre, burada meslek demeyi bilerek tercih ediyorum. Çünkü siyaset Türkiye'de bir meslek gibi olmaya başladı. Dünyanın başka ülkelerinde siyaset sahnesinden çekilenler, örneğin Merkel'de olduğu gibi, evlerinde oturup kitap okuyorlar, yazı yazıyorlar, geziyorlar, topluma başka faydalı işler yapıyorlar. Ancak bizde böyle değil. Siyasetin yaşının giderek yükselmesi, yenilen insanın yenildiğini bilememesi, kazanan insanın diktatörlüğe doğru gitmesi, geçmişten bu tarafa hep gördüğümüz meseleler. Bunlar tehlikeli, riskli. Çünkü siyasete kendinizi bu kadar kaptırırsanız, siyasette oyun dışı kaldığınızda bir anda depresyona girersiniz, ağır bir hale gelirsiniz. Aynada kendinizi gördüğünüz zaman üzülürsünüz. Ya ben çok önemliydim, çok değerliydim, şimdi ne oldu dersiniz. Çünkü mutlak bir iktidar yok olmamalı. Siyasetteki toplumu yönetme, insanlara katkı yapma, iyilik yapma duygusu, dünyaya bakışla ilgili meseleler başka bir yerden, insanın başka bir duygusundan kaynaklanmalı. Doğrusu ben medyada harcadığım zamanı bile hep şöyle tartıyorum kendi adıma. Hayatta diğer yapacaklarımdan mı çalıyorum diye düşünüyorum bazen. Çünkü sonuç itibariyle tiyatro ve edebiyata yıllarca emek vermiş ama medyada öne çıktığım için edebiyatçı ya da tiyatroda yaptıklarım belki de geride kalmış durumda olduğu için hep soruyorum, acaba edebiyatta daha mı çok kalsaydım diye. Ahmet Oktay büyük ustamız. O zaman Milliyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü ve bu işi müthiş bir güzellikle ve başarıyla sürdürüyor. Ama aslında çok önemli bir şair, çok önemli bir eleştirmen, böylesi değerli bir denemeci aynı zamanda. O bana söylemişti, Enver dedi, bu medya işi, basın işi edebiyattan çalar, sanattan çalar. Ahmet Oktay, daktilosunu eşi bana armağan etti. Ahmet Oktay'ın daktilosunun benim evimde olduğunu bildikçe bile mutlu oluyorum. Oktay Akbal, özür dilerim. Oktay abi. Oktay abinin her kitabının adı da aslında bir şiirdir. Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey demiştir. Mesela insan bir ormandır demiştir. Bütün bunları konuşacağız ama buradan hem Ahmet Oktay'ı hem de Oktay Akbal'ı anmış oluyoruz. Oktay abi de günlük yazı yazmaya başladığı zaman diğer çalışmalarına, öykücülüğüne, romancılığına, denemeciliğine zaman kalmadığını söylemiştir. Gerçekten biraz medyada olmak böyle. Fakat Türkiye'de edebiyatla ya da tiyatroyla tamamen mesainizi vererek ayakta kalmak o kadar kolay değil. Melih Cevdet Anday'ın hatıratı kısacıktır. Hıfzı Topuz'la mektuplaşmaları vardır. Onu okumuştum mesela. O da fevkalade benim için yeryüzünün en büyük bilgelerinden birisi. Melih Cevdet. O da orada işte Cumhuriyet'te yazacağım 3 lira 5 lira telif gelecek derken çeviri yapıyorum 3 lira 5 lira telif gelecek. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, konservatuara derken anca bütün hepsini topladıktan sonra işte tencere kaynıyor. Peki Melih Cevdet kim? Dünyanın saysanız 5 büyük şairi bence ondan biri. Bence ondan biri. Hani Nazım Türkiye'de şiirin önde koşanıdır, doğrudur. Ama bana sorarsanız Melih Cevdet şiirde getirdiği yenilikle ve denemeciliğiyle, oyun yazarlığıyla dünya çapındadır. Türkçemizi dünyaya anlatamadığımız için bu gericilerden dolayı bizim dilimizde pek o kadar dolaşımda olmadığı için bu büyük isimler maalesef işte böyle başka işlerde daha çok çalışmak zorunda kalmıştı. Bunları çoğaltabiliriz. Diyeceğim o ki, siyasetçi
Bütün bunları görmez, bütün bunları bilmez. Bir biçimiyle işte danışmanlar, halkla ilişkilerciler, şunlar bunlar. Aman efendim, sepet efendim sürekli etrafında öyle şeyler söylerler ki siyasetçi de ya her şey yolunda gidiyor. Türkiye'yi değiştirdik, dünyayı değiştirdik, kafa tutuyoruz falan demeye başlarlar. Maalesef böyle değil. Bunu herhangi bir kişiyi doğrudan ve özellikle hedef olarak söylemiyorum. Hemen hemen bütün siyasi profesyonellerde bu sorunun olduğunu düşünüyorum. Halbuki toplum size borçlu değildir. Eğer siz nitelikliyseniz ya da beceriniz varsa zaten fersah fersah bunu vermiştir. Daha fazlasını istemenin isteyebilmeniz için bir gerekçeniz olması gerekir. Her yer Taksim, her yer direniş. Mapus'ta 114. gün. Evet, Mapus'ta 114. güne geldik. Her gün takvim bir yaprağı daha eksiliyor ve devam ediyor. Ama dikkat ederseniz bu her yaprakla birlikte insanlar Mapushane'de bir gün daha geçirmiş oluyorlar. Bir gün daha babalarla çocukları, annelerle eşler, neyse yani toplumdaki sevdikleriyle Mapushane'de olanlar arasındaki özlem, hasret artıyor ve insanın hayatlarından çalınıyor. Aynı şeyi bütün siyasi mahkumlar için söyleyebiliriz. Dün Bekir Bozdağ Bey şunu söyledi. Gereken düzenlemeyi yapacağız dedi. Güzel de gereken düzenlemeyi yapana kadar mapushanedeki çile bitmiyor. Bu hasta mahkumlar için söylemişti. Hasta mahkumların durumu ayrıca içler acısı. Bugün programımıza başlayacağız. Öyle tahmin ediyorum ki tam saatler belli değil. Biraz sonra bize söyleyecekler, bağlanacağız Yalova'ya. Öyle tahmin ediyorum ki yayın sıramızda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yalova'da yapacağı grup toplantısına denk geleceğiz. Onu da canlı olarak yayınlayacağız. Ama oraya denk gelene kadar biz programımızı sürdüreceğiz. Şimdi geldi bana. Grup toplantısı saat 13.30 demiş. Yani biz programımızı sürdürebileceğiz. Eskiden olduğu gibi kendi saatlerinde grup toplantılarını yapacaklarmış. Çarşamba günü 13.30'da. O zaman biz şimdi yolumuzu yürümeye devam edelim. Bella'yı vereceğiz. Bella'nın ardından hepimizin hüzünle, hepimizin acıyla ama maalesef ders almadan yaşadığı Büyük İstanbul, Büyük Marmara, Büyük İzmit hangisini söylerseniz depremini anarak ve neler olup bittiğini ya da neler olamadığını size anımsatarak bugünü böyle başlatacağız. O halde sevgili Hasan, bütün bunlar olup bitiyor. İnadına ve aslında hayatta radikal tahammülsüzlerin neden tahammül edemediklerini dile getirmeleri adına herkese merhaba diyorum ve Bella'yı veriyorum. Gönder Bella'yı. Pek çok genç aramızdaki pek çok arkadaşımız, mesai arkadaşlarımız da söz edeceğimiz Marmara depremini sadece belki duydularsa böyle yayınlardan falan duydular. İşin gerçeği şu ki Marmara depremi korkunç bir depremdi ve aslında yurdumuzun bir deprem bölgesi olduğunu en ağır şekilde hatırlatmıştı. Şimdi onun meselelerini, değerlendirmelerini yapacağız. Yalnız şunu söylemek istiyorum ben. Marmara depreminin bu kadar sıklıkla gündeme gelmesinin nedeni diğer bölgelerdeki olan ve büyük felakete dönmüş olan depremlere özen göstermediğimiz, onları anmadığımız anlamına gelmesin. Sadece İstanbul merkezli, Marmara merkezli olan bir depremin çapı kadar Türkiye'deki hemen bütün illerden insanların buraya geldiği, uğradığı bir tür tabir caizse vitrin gibi olduğu için onu anmamızın, altını çizmemizin boyutlu olmasından kaynaklı gündeme geldiğini söylememiz gerekir. Yoksa yurdumuzda çok büyük deprem felaketleri yaşandı. Marmara depremi 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşti. Üzerinden 23 yıl geçti. 7.2-3.4 neyse artık o depremin farklı verileri oldu. 7'nin üstünde bir deprem gerçekleşti. Gerçekten Adapazarı İstanbul'un özellikle Avcılar tarafından itibaren gerçekleşen bu depremde çok büyük bir felaket yaşadı. Binalar döküldü, binalar yıkıldı, insanlar altında kaldı. Günlerce o zaman hep beni duyan var mı sesiyle birlikte ekranlarımızın başına kilitlendik. Ben tekrar ediyorum, hemen şunu söylemek isterim. O zaman çok önemli isimlerle söyleşiler yapmıştım gazeteci olarak. Hepsinin söylediği şey şuydu. Özellikle Aykut Barkay'ı saygıyla anmak isterim. Diyordu ki önümüzde bir 20-25 yıllık zaman var. Bu 20-25 yıllık, hadi 30 yıllık zaman içerisinde İstanbul'daki büyük deprem gerçekleşecek. Bu deprem 7'nin üstünde olacak. 7-2, 7-3, 7-4, 7.5 neyse. Ve buna hazırlık yapmak için zamanımız var. Ve buna hazırlık yapmak için zamanımız varken bunu kullanalım denmişti. Ve bütün büyük işte Naci Hoca, Naci Görür Hoca da sıkça ekrana çıktı. Depremde de sıkça ekranlara çıktı, bilenler bilir. Ve bunun sonucunda ne oldu değerli dostlar? Tam üstünden 23 yıl geçti.
30 yıl dersek 7 yılımız kaldı. 20 yıl dersek uzatmaları oynuyoruz. 25 yıl dersek artık ucuna geldik. İstanbul'da depreme dair benim gördüğüm somut hiçbir önlem alınmadı. Üstelik bunun üstüne ekolojik denge değişti, betonlaşma arttı, deprem toplama alanları kayboldu, ceset torbalarının konulacağı yerlerden o torbalar çalındı, yıkıldı ve İstanbul'da, özellikle İstanbul'da büyük bir kent olması itibariyle turistlerin olması, burada yaşayan yerlilerin olması, ticaret için gelenlerin olması itibariyle günlük 20 milyon kişi, belki artıyor da olabilir bazı zamanlarda, barındıran İstanbul'un büyük bir felaketin eşiğinde olduğunu asla unutmayalım. İstanbul'da olacakların ardından Türkiye Cumhuriyeti egemenlik sorunu bile yaşayabilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Neden derseniz, şundan dolayı: bizim iktisadi lokomotifimiz İstanbul'dur. Bizim kent kültürü olarak oluştuğumuz değerlerin hemen tamamı, çok büyüğü, İstanbul üzerinden kurulur ve tüm Türkiye'ye dağılır. Ve İstanbul'daki olacak bir felaketin toparlanması, bana sorarsanız, bugünkü organizasyonla imkansızdır. Borç alacaksınız, yurt dışından belki askerler gelecek yardım için vesaire. Bu gelen insanların burada yerleştiği yapıda kimsenin de kolay kolay gideceğini falan da düşünemeyiz. Kaldı ki altyapı sorunu bu kadar korkunç olan bir şehirde, benim tahminim deprem anında ölenlerden sonra salgında, yolların yıkılmasından kaynaklı, ulaşımdan kaynaklı sorunlarda, hastanelerin kuvvetle muhtemel yıkılacak olmasından, hekimlerin belki de yardıma ulaşacak olan insanların gidemeyeceğinden dolayı belki de 1 milyon, belki de 2 milyon, 3 milyon insan etkilenecek. Bunun da çok önemli bir kısmı belki de ölecek. Salgından sonra yangın olması bekleniyor, büyük yangınlar. Depremden sonra salgın çıkması bekleniyor. Çünkü koşullar öyle olacak. Ölüler nasıl toplanacak, nasıl gömülecek belli değil. Bütün bu felaket karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllardır uyudu. Hükümet yıllardır uyudu ve İstanbul'a dair sadece zulüm yapılmasının ötesinde hiçbir adım atılmadı. İşte adım adım ilerleyelim ve birinci maddemize geçelim. Ne olmuş İstanbul'da? 23 yıl geçtikten sonra 99 depreminden bu tarafa Ulusal Deprem Konseyi, yani deprem adına sözü olup da konuşacak olan insanların oluştuğu konsey 2007'de lağvedildi. Yani depreme dair fikri olanların hiçbirisi fikrini söylemeyecek, yine Sayın Erdoğan sadece konuşacak ve o karar verecek demek anlamına geldi bu. Bu öyle bir şey ki iktidarlar, siyasetçiler duymak istemediklerini duymazlar, görmek istemediklerini görmezler. Sadece dal kavuklarla hayatlarını sürdürmek isterlerin en önemli örneği 2002'de iktidar olmuş bir partinin 2007'de bu sonucu ortaya koyması, üzerinden geçen bu zamanla saraya tamamen göbekten bağlı olup bir sultanlık düzeni diyebileceğimiz, böyle bir anıştırma yapabileceğimiz düzende artık kulakların hiç duymadığı, gözlerinde hiç görmediğini söyleyebiliriz. 2007'den 2010 ve 2019'a kadar imar yasasında değişikliklere gidilerek deprem güvenliği sermayenin insafına teslim edildi. Belirlenen yüzlerce toplanma alanı imara açıldı. Bu iki madde birbiriyle gerçekten iç içe geçmiş maddeler. Bir kere imara açılan arazilerin tamamı hem deprem açısından bir problem halinde olan İstanbul için bir gasptı, hem de öte taraftan İstanbul'un park, yeşillik vesaire gibi alanlara olan ihtiyaç hemen en ağır şekilde gasp edilmesi anlamına geliyordu. Evet, devlet eliyle yapılması düşünülen meseleler sermayeye terk edildi. Kentsel dönüşüm adı altında tamamen ticarileşmiş, insanların alanlarını terk etmek zorunda kalacağı, yerine rant gelecek olan binaların kondurulduğu, özellikle yerel yönetimlerdeki küçük ilçe belediyelerinin fikri alınmadan giderek devasa binaların yapıldığı, aman işte bunlar depreme dayanıklı derken yerli halkın demografik yapısının, nüfus yapısının da değiştirildiği bir tablo ortaya kaldı. Sulukule örneğinde bunu gördük. Ümraniye'de şimdi yaşıyoruz. Kadıköy'ün her tarafında benzer durumlar var. Bağdat Caddesi'nin iki tarafındaki bütün o güzel evler, İstanbul'un en güzel sokakları içerisindeki eski binaların tamamı yıkıldı. Diyelim ki 5 katlı, 8 katlı binalara 15-20 kat izin verildi. Sokaklar daraldı. Nefes alınamaz hale geldi, bir örnek olarak söylüyorum. Trafik sıkıştı. Toplanma alanları ortadan kalktı ve nihayetinde ranta teslim edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi için müthiş bir buluş haline geldi ve burada çok büyük paralar kazanıldı. Bunun da altını çizelim. Devam edelim.
İstanbul'da çok sayıda riskli binada yaşam ise devam ediyor. Doğru. Fatih, Sultan Gazi, Bağcılar, Bahçelievler gibi ilçelerde kolonları hasarlı, demirleri çürümüş ve paslı 40 yaşın üstünde birçok bina var. Yaklaşık 11 milyon insan deprem riski olan yapılarda yaşıyor. Ne yazık ki kiracılar uygun olduğu için kaldığı dairelerde ev sahipleri de yüksek kiralar nedeniyle binalarında oturmaya devam ediyorlar. Bu büyük bir felaket. Boğazımı yumuşatmak için içiyorum, size bir saygısızlık etmek için değil. Galiba faranjit oldum çünkü. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman İstanbul'daki riskli binaların envanterinin çıktığını varsayıyoruz. Fatih, Sultan Gazi, Bağcılar, Bahçelievler demiş Sancak ama bunu daha geniş olarak da yaymamız mümkün. Kentin göbeğinde olan pek çok sahil şeridinde olan binada da benzer sıkıntının olduğunu biliyoruz. Özellikle bakın Ataköy'den çıkıyor fay hattı. Yeşilköy, işte Florya, Avcılar, Çekmece'ye doğru gidiyor. Orada halen büyük sorun olduğunu da unutmayalım. İstanbul'da bu fay adalardan geçiyor. Adaların karşısında Maltepe, işte Bostancı vesaire o hat var. Biraz karşıya geçtiği zaman Sirkeci'nin daha açıklarından geçiyor, oradan gidiyor. Dolayısıyla o hattaki faya yakın olan her yerde sorun olduğunu unutmayalım. Kentsel dönüşüm meselesi de bundan dolayı gündeme geldi. Fakat bu 11 milyon insanın oturduğu bu yapılarda bunların hemen hemen tamamı depremde yıkılma riski taşıdığı gibi aynı zamanda Türkiye'ye dair başka bir gözlemi de ortaya koyuyor. Bir, insanlar ayakta kalabilmek, yaşamakla canlarını vermek arasındaki bir denklem içerisinde kalıyorlar. Üstelik hükümet öyle bir değerlendirme yapıyor ki Şişli Etfal'de görebileceğimiz gibi Çapa Tıp Fakültesi'nin de içinde olduğu, Çapa Hastanesi, Çapa Üniversite Hastanesi'nde de olduğu gibi İstanbul'un kalbi olan, son derece önemli olan hastaneleri olduğu yerde yeniden yaşatmak, insanlara hizmet vermek yerine binaların güvencesizliği adı altında onları başka yere taşıyor ve oraları da ranta açmaya niyetleniyor. Bu konuda davalar, mücadeleler devam ediyor. Yine Kadıköy'de biliyorsunuz benzer sorunlar yaşanıyor. Haydarpaşa'daki gar meselesi, ondan sonra bu işte Söğütlü Çeşme'deki ve çevredeki mesele, Kadıköy rantı çok ürettiği için cehennem haline geliyor. Şişli, Beşiktaş, yine orada benzer sorunların olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla İstanbul depremini İstanbul'daki her kesim farklı bağlamda hissedecek. Bunu biliyoruz. Ve nihayetinde kiracılar açısından o evler daha ucuz deniyor ama Türkiye'deki bugünkü kira fiyatlarına baktığınız zaman özellikle iyi yetişmiş insan olarak İstanbul'da yaşayan, örneğin işte avukatlık, ne bileyim öğretmenlik, hekimlik vesaire yapan daha orta sınıfa ait insanlar bile artık bu kiraları veremeyeceği için pek çok insan şehri terk etmeye başlıyor. Şehrin niteliği de ortadan kalkıyor. Yabancıların evlere kolay ulaştığı, yerlilerin hiç ulaşamadığı bir hale geliyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Benimki bir yabancı düşmanlığı değil. Çünkü Londra'da, Berlin'de, Roma'da, dünyanın her yerinde yurt dışından gelen insanlar türlü sebeplerden dolayı bu konutlarda bulunur. Bizde İki sorun var. Bir, gelenler buraya bir iş, bir katma değer, bir nitelik adına gelmiyor. Bunların çok önemli bir kısmı kaçak göçek geliyor ve orada başka bir sorun yaşanıyor. Bir diğeri de paramızın değeri çok düşük olduğu için herhangi bir Rus vatandaşı, Ukraynalı, Orta Doğu'daki bir insan da parası olan da kendi ülkesinde 5 gün geçinebileceği parayla burada 5 ay geçinebiliyor. Dolayısıyla burası başka bir olanak sağlıyor. Yani yaşadığınız şehirdeki kendi insanınızla gelen misafirler arasında rekabet edilemeyecek bir tablo doğuyor. Buna işsizlik de eklendiği zaman büyük bir faciaya dönüyor. Dolayısıyla İstanbul'u düşündüğünüzde şöyle bir çarpık düzen var. İstanbul'da boş konut var. Ancak o konutlara gidip oturacak, parayı verebilecek insanlar yok. Kamu görevi yapan TOKİ vesaire de tüccarlığa soyunmuş durumda. Devam edelim. Nihayetinde biz bütün bunlara baktığımız zaman şunları görüyoruz. 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999'da diğeri de Bolu depremi. Ek vergilendirme yapıldı. Özel iletişim vergileri ortaya kondu ve yeni vergiler toplandı. Buraya bir kaynak oluşturulması için. Başlangıçta sadece bir yıl uygulanacaktı bu. Ardından uzatıldı. 2003 yılından sonra özel işlem vergisi kaldırıldı. Özel iletişim vergisi ise kalıcı hale geldi. 2004 yılından günümüze kadar bu vergilerin halkın cebinden 70 milyar tahsil edildiği bu vergilerle ortaya çıktı. Deprem vergilerinin amacı dışında kullanılma iddiaları ise geçen bunca yıla rağmen net olarak cevaplanamadı. Bu da son şeyimizdi,
duvar yazımızdır. Bunu şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de şöyle bir yanılgı var. Zannediyor ki insanlarımız toplanan paralar bir yerde toplandı ve o paralar var. Bu tıpkı 128 milyar dolarda olduğu gibi bana sorarsanız bu paralar sadece kağıt üzerinde vardı ve bu paralar oradan buharlaştı. Dolayısıyla insanların boğazından keserek verdikleri bu vergiler yok. Bu vergilerin karşılığında bankalarda hesaplar yok. O halde bizim şunu söylememiz gayet basit ve net. Türkiye Cumhuriyeti bugün pek çok açıdan ahlaki iflas yaşadığı gibi iktisadi kriz ve iktisadi iflas da yaşamakta. Tüm bunları gördüğümüz zaman toparlamamız gerekirse İstanbul depremi, Bolu depremi, Marmara depremleri diyelim. İstanbul'dan ve Bolu'ya kadar olan hatta insanlarımıza büyük bir trajedi, büyük bir acı yaşatmanın yanı sıra ibret olma özelliğini de taşımamakta. Bakın bu dincilik meselesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu gericilik, dincilik toplumu öyle bir uyuşturuyor ki bilim insanlarını dinlemek yerine imamları, tarikat liderlerini dinler hale geliyorsunuz. Bu insanlar bilime ters yönde giderlerken el avuç açarak işte Allah bilir, Allah yapar, Allah korur falan diyorlar. Bir tanesi de Allah bize akıl fikir verdi, bilim bize yol gösterdi, 25-30 yılımız vardı. Burada kentsel dönüşümü gerçekleştiremedik, kentsel dönüşümü eşit, adil bir şekilde gerçekleştiremedik. Toplanma alanlarını değiştiremedik vesairese bütün bunların büyük bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Şimdi muhabirimiz Engin'e bağlanıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini göreceğiz. Ardından devam edeceğiz. Evet, Enver Aysever, şu anda Yalova'dayız. Yalova'da 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler için hazırlanan anıt bölgesine bir ziyarette bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kalabalık bir basın ordusuyla birlikte teker teker burada hazırlanan müzeleri gezdi. Şu anda da bulunduğumuz noktadan ayrılıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün bütün gün Yalova'da olacak genel başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmişti ama Cumhuriyet Halk Partisi meclis çalışmalarını durdurmayacağını söyleyerek normalde salı günü yapılan o meclis toplantılarına artık meydanlarda devam edeceğiz demişti. Bu hafta salı günü olmadı çünkü dün Nevşehir'deydi Kılıçdaroğlu. Çarşamba günü bugün Yalova'ya geldi ve bütün gün Yalova'da meclis toplantılarını sürdürecek. Buranın hemen ardından tarım sektörü temsilcileriyle buluşacak CHP lideri. Saat 11.30'da orada olması planlanıyor. Ardından grup toplantısı yapacaklar. Saat 13.30'da ve daha sonra da Yalova'da muhtarlarla, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, kanaat önderleriyle buluşacak CHP lideri. Son olarak da akşam saat 18'de esnafla bir araya gelecek. Esnafın dertlerini dinleyecek Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'li heyetle birlikte şu anda Yalova'da 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler için hazırlanan deprem anıtından ayrılıyor. Evet sevgili seyirciler, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da ve Yalova'daki çalışmalarını sürdürüyor. Orada da bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra daha güçlü adımlarla devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı Edirne'de Edirne Belediye Başkanı ile birlikte açıklanmıştı. Bunu ilk bildiren 2,5 sene önce ben olarak da bendim ve gerekçelerini söylemiştim. Size yakında o yazılarımı da çıkartıp şimdi bilgi aldık diyenlere karşılık ilk önce kim vermiş onu da göstereceğiz. Neden derseniz Türkiye'de malumat sahibi olmadan işkembeyi kübradan atarak bir takım duyum adı altında ekranlarda yalan söyleyenler çok. Bunu belgelendirmek gerekiyor. Gazeteci bazen aldığı bilgileri zaman içerisinde dönüşüp yenileyebilir. Bunu da söyler. Ama gazeteci hak etmediği biçimde birilerinden haber devşirerek, çalarak, hırsızlık yaparak da bunları yapmaması gerekir. Yapan çok ünlü gazeteciler olduğunu da söyleyeyim. Şimdi adını söylesem dava açarlar. O yüzden onu söylemeyeyim. Biz Marmara depremiyle ilgili olan meseleye gelince şunu söyleyerek tamamlayalım bu bölümü. Yaklaşık 43-45 saniye yani toplamda belki de farklı yerlerde farklı hissedildiğini düşünürsek bir dakikanın bayağı altında 45 saniye, 50 saniye civarında olan bir depremde bir ömür geçtiğini hissettik. Ve bu ömür geçmiş olduğu
dönemde belki de hayatınız gözlerinizin önünden şerit gibi geçiyor ve evdeki insanların çığlıkları, binadakiler, bulunduğunuz yer her neyse o korkulu dakikalar içerisinde çok büyük bir yalnızlığı da yaşamış oluyorsunuz. Ardından hakikatle ortaya çıktığımızda, radyolar falan çekmeye başladığında ilk bilgilerde şöyle şeyler söyleniyordu. İstanbul yerle bir oldu, Türkiye büyük bir felakette falan. Kalktığımızda şu duyguya kapıldık. Ya yerle bir olmamış. Hayır. Aslında yerle bir olmuştu. Ve o günden bu tarafa bu dincilik, bu yobazlık, bu gericilik, her şeyi Allah'a havale ederek, rant ve beton düşkünlüğü buna iman ederek Türkiye'nin düşünen insanlarını susturdular, üniversitelerden ayırdılar, ekranları, medyayı ortadan kaldırarak hakikati gizlediler, küresel olarak bilimden faydalanan ve bunları bir ortaya koyan insanları kenara attıktan sonra da Türkiye'yi gericiliğe teslim ettiler. Özellikle İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda hiç adım atmamış olması, Ekrem Bey'in atmak istediği adımları dile getirmesine rağmen daralan zamanda merkez hükümetle birlikte hızlı hareket etme zorunluluğuna karşın hiçbir şey yapılamıyor olması anlamlı halde bence çok ciddi bir bizi düşünceye sevk etmeli. Hemen hemen bütün kamu binalarında bu sorunlar var. Oturduğumuz evlerde bu sorunlar var. Bundan para kazanan yalancı bir takım bina ölçümleri yaparak siz oturun siz gidin diyenler olduğu gibi, siz oturun, siz gidenler, gidin diyenler olduğu gibi güçlendirme, bina güçlendirme adı altında son derece tartışmalı uygulamaları pazarlayanlar da var. Bunu da altını çizmek istiyorum. Konuştuğum pek çok mühendis deprem bilinci hemen hemen bu mantolama, güçlendirme işlemlerinin %80'inin, %90'ının bir işe yaramadığını söylüyorlar. Bunu altını çizmek isterim. Çünkü bu mantolama, bu güçlendirme işlemleri aslında ki temel sorunu çözemediği için bu geçici belki çözüm gibi sunuluyor. İnsanların içini rahatlatıyor ama bunların hiçbirinin sorunu kökünden çözmediğini, İstanbul'daki de bina stoğunun bir an önce gözden geçirilmesi gerektiği ve hızla yeni uygulamaya geçilmesi gerektiğini görüyoruz. Size bir tane belle varacağız. Gazeteleri okumaya başlayacağız ardından. Bunları biliyorsunuz gerçek gündem, hakikat nedir? Yandaş medya neyle meşgul? Onları görerek biz de size bir değerlendirme yapıyoruz. Bunu yapacağız. Ardından da bugün çok konumuz var. Sedat Peker meselesine de gireceğiz. Onları da konuşacağız. Yani her sabah olduğu gibi dilimiz döndüğünce gerçeği size aktaracağız. Bir soluklanma molası 40 saniye. Ardından gazetelerle devam edeceğiz. Değerli dostlar, yandaş medyaya geçeceğiz ve onlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız ama önce dün özellikle müdahil olduğum bir konuyu sizle paylaşmak istiyorum. Pek çok insanı ilgilendiren bir konu, pek çok veliyi ilgilendiren bir konu. Bunu sizle özellikle ilk öğretim, orta öğretim vesaire bu seviyede ama özellikle ilk öğretimde nelerin yaşandığına dair çok önemli bir meseleyi buradan dile getireceğim ve bunun takipçisi olacağımı da size bildirmek isterim. Okullarla ilgili olarak yeni okula başlayacak insanların, özellikle çocuklarının yani yeni okul kaydı yaptıracak olan insanların devlet okullarına gitmesi ve şöhreti olan okullarda aman ben çocuğumu bu okula göndereyim demesi çabasından ortaya çıkan büyük bir rant, büyük bir kepazelikle karşı karşıyayız. Milli Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanlığı sorumluları şu anda söyleyeceklerimi iyi dinlemeliler. Çünkü bal gibi onlar da bunu biliyorlar ve göz yumuyorlar. Şöyle bir şey oluyor. Genellikle İstanbul'da ekonomik olarak sıkıntı içinde yaşayan insanlar, muhtemelen başka yerlerde de böyle, çocuklarını devlet okullarına göndermek zorunda kalıyorlar. Çünkü aslında devletin sunduğu olanaklardan maalesef hiç kimse memnun değil. Bir kere örgün eğitimin eşit ve adil olmamasından kaynaklı olarak hijyen koşulları, eğitim birliği meselesindeki bina vesaire gibi teçhizat gibi alanlarda çocuklar arasındaki eşitsizlik olduğu için yoksul, orta gelirli, dar gelirli insanlar bari devlet okullarının iyisini bulalım diyorlar. Okullarda şu sorun çok açık, onu bir kere söyleyeyim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenlerin hemen hemen tamamı Adalet ve Kalkınma Partili, yani müdürler açısından söylüyorum. Hemen hemen tamamı Adalet ve Kalkınma Partili, pek çoğu din bilgisi öğretmeni, pek çoğu parti militanı. Dolayısıyla öğretmenlerde de bir ayrışma var. Kendini laik, Atatürkçü, işte liberal, solcu ne derseniz deyin öyle tarif eden öğretmenler sindirilmiş durumda. Bu öğretmenlerin okul yönetimlerinde payı olmadığı gibi derslerinde de eğer biraz Atatürk derlerse kafasına vurulduğu vesaire gibi şikayetler geliyor. Özellikle farklı inanç gruplarındaki çocuklara, özellikle de Alevi çocuklarına ne türden zulümler yapıldığını da biliyoruz. Çünkü bunların pek çoğu dışarı taşmıyor. Kulak misafiri oluyoruz. Bize söylüyorlar. Dünkü olay
Dünkü yaşadığım olay çok sevdiğim bir insanın çocuğunu yazdırmak için bir okul tercih etmesiyle ilgili. Mahallesindeki okula gidiyor, bakıyor. Zaten memleketin 1/4 imam hatip olmuş durumda. O okula göre diğer okulun daha iyi olduğunu öğreniyor. Bunların da tabii ki sanal olduğunu biliyorum. Çünkü aslında o niye kötü, o niye iyi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Belki çevre olarak olabilir, sosyal çevre olarak. Okula gittiğiniz zaman oradaki okul müdürleri, okul yönetimleri, ki ben müdürle konuştum dün. Okul yönetimleri, okul müdürlerinin şöyle bir tavrı var. Zaten kapıda kuyruk var. Dolayısıyla biz sizi alamayız. Eğer kontenjan boş kalırsa alacağız diyorlar. Fakat bu sırada da hemen şunu söylüyorlar. Zaten okulumuz çok güç geçiniyor. O yüzden bağışlarla geçiniyoruz diye de araya bu lafı atıyorlar. Zaten bunu söylediğiniz zaman parasız eğitim ortadan kalkmış oluyor. Maaşı 5-6 bin lira olan veli ben 20 bin lira bağışta yapabilirim diyor müdüre. Müdür gülüyor. Çünkü daha bir önceki bir gazeteci arkadaşımın çocuğu 25 bin liraya kayıt olmayı sağlamış. İşte üstelik de oranın insanı olduğu halde. Bu 30-40-50 bin liralara kadar çıkıyor ve okul aile birlikleri pek çok zaman bunun içine müdahil oluyor. Müdürle birlikte işbirliği yapılıyor. Bu paralar bağış adı altında alındığı için işte okulun ihtiyaçlarına gittiği söyleniyor. Bahçe düzenlemesi, tuvaletlerin temizlenmesi vesaire. Şimdi neresinden baksanız bir garabet. Eğitimde fırsat eşitliği zaten yok. Parasız eğitim adı altında herkesin gayet iyi bildiği, lafa gelse parasız kimse bunu isteyemez dediği yerlerde bal gibi bu paralar alınıyor. Kanıtlarım da bunu. Ve bu paraları veren veliler de susuyorlar ki okulda çocuğumun başına bir dert gelmesin diye içlerine atıyorlar. Ya da aman benim adımı verme diyorlar. Ben dün en az böyle 3 tane vaka yakaladım. Aileler kredi kullanıyor, borç alıyor. Devlet okuluna gidebilmek için çocuğum asgari koşullarda olabilsin diye. Biraz eli ayağı düzgün bir binada, biraz işte medeni öğretmenlerde, iyi bir sosyal çevrede, temiz bir tuvalete tırnak içerisinde girebilsin diye. Bu kepazelik eskiden de vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ayyuka çıktı. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'na sorsanız bize bildirin gereğini yapalım diyorlar. Böyle bir şey yok. Size bildirenler oluyor, gereğini yapmıyorsunuz. CİMER'e bildirilse bu mesele, siz gelip soruşturma yapsanız müdür diyecek ki vallahi bu bağış, ben bir şey yapmadım, okul aile birliğine gidin. Dolayısıyla minareyi çalan kılıfını hazırlamış. Ben buradan duyuru yapıyorum. Açık bir şekilde söylüyorum. Bu sıkıntıyı yaşayan veliler bana yazsın ve belgelesin. Sadece şunu belgelesin. Yaptığı bağışın makbuzunu, fotoğrafını çekip bana göndersin. Böyle bağış olmaz. Bağış sizin gücünüz çerçevesinde ve gönlünüzden geçeni vermekle tarif edilebilecek bir durumdur herhalde. Bağış sizin önünüze bir tarife konmuş. O 50 bin lira sen 40 veriyorsun. Yok 50'yi alıyorum gibi saçma sapan bir değerlendirmeyle olamaz. Soruların çalındığı, çocukların yarış atı gibi o sokaklara salındığı, ruh hastalıklarının alabildiğine arttığı, çocukların agresif olduğu, çocuklarının yaşayamadığı, insanların ekrana mahkum olduğu, sürekli ekranda yaşayan çocuklar yaratıldığı ve zaten pandemi döneminde iyice çocukların bunu aldığı bir dönemde ekonomik kriz olduğunda anaların babaların çıldıracak hale geldiği bir dönemde devletin temel görevini yapması gerekirken bal gibi de bağış adı altında resmen haraç toplanıyor. Net. Ve müdür de diyor ki ne yapayım? Bu paralar olmasa okulu döndüremem. Ben böyle bir kepazelik duymadım. Müdürü dinlediğiniz zaman haklı gibi duruyor da başka bir mesele daha var. Peki parası olmayan ne halt edecek? O zaman gitsin bilmem neredeki okula. Peki bilmem neredeki okulda okuyan çocuklara günah değil mi? Senin okulun niye daha iyiydi, o daha kötü? Bu İstanbul için de böyle. Türkiye'nin tamamına bakın. Dün ben aradım okul müdürünü. Müdür bey, Enver bey dedi, siz çok iyi bir gazetecisiniz falan filan dedim. Nedir? Ben size iki şey soracağım dedim. Bir, bu kontenjan boş kaldığında çocukları nasıl alacaksınız? İki, bu bağışlar yapılıyor mu bu fiyatlarda? Müdür bey dedi ki ben kimseye bağış yapın demem, bağış rakamı söylemem. Veliler kendisi söylüyor dedi. Dedim ki bunun böyle olmadığını siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Kontenjan meselesi de ayrı bir tartışma. Ben dedim benim arkadaşımın çocuğu için bir imtiyaz istemiyorum. Sadece yöntemi istiyorum. Çünkü telefonu sese alabilirler. Gazeteci aradı, imtiyaz istedi diye. Ben imtiyaz istemiyorum ama sormakla yükümlüyüm. Bu bir tane sorun.
Bizim yine bir başka arkadaşımızın, bundan yıllar önce yine ilk öğretim seviyesinde, orta öğretim seviyesinde bir başka arkadaşımızın çocuğu o zamanki din öğretmeni tarafından Alevi olduğu için en ön sıradan arka sıraya atılmıştı. Çocuk göz sorunu var, göremiyor. Çocuğa açıktan baskı yapılıyor. Ben müdürünü aradım. Oo, sizi çok seviyoruz falan filan dedi. Beni sevmeyi bırak dedim. Bu çocuğun velisi benim. Hadi bakalım ne olacak? Aman efendim olur mu bilmem ne. Bunlar ödlek olduk için çocuğu daha sonra öne aldılar. Aman başımıza bir iş gelmesin diye. Fakat ben de dedim ki benim çocuğumun, tırnak içerisinde söylüyorum, oradan haksızlığa uğrayıp öne gelmesi değil ki benim talebim. Ne yapılır? Çocukların sorunlarına göre, kiminin duyma sorunu olabilir, kiminin görme sorunu olabilir, kiminin boyu kısa olabilir. Bunu ona göre yerleştirirsin değil mi? Burada bile ayrımcılık var. Kaldı ki bizim Orhan Gökdemir'le birlikte, editörümüz Orhan'la birlikte gidip okul basmışlığımız da var. Bir alçak, gencecik bir kıza, senin işte anan Alevi, baban solcu bilmem ne, sen grup yorum mu dinliyorsun diye kıza zulmediyordu. Biz okula gittik, arkadan kaçırdılar din öğretmenini. Hadi delikanlıysan gelsene. Benim çocukluğumda da Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde okuyordum o zaman. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde hiçbir günahım yokken, günahım bile olsa, o zaman ayı gibi bir adam vardı böyle. Ayıları severim de onu sevmiyorum. Muammer diye bir müdür yardımcısı vardı. Bizi odaya çağırdı Abdullah'la birlikte, benim sıra arkadaşım. Abdullah boksör. Daha bizi dinlemeden Abdullah'ın gözlüklerini kıracak kadar ağzını burnunu kırdı. Arkasından ben geldim. Ben dedim ki ben o zaman 65 kiloyum, 60 kiloyum hatta. Ayvayı yedim dedim. Benim de ağız burun dağıldı. Herif nasıl dövüyor? Ve diyor ki ben ümmeti Muhammed'in evladıyım. Ağız burun dağıldı. Eve geldim. Annemler tabii çok sinirlendiler. Pazartesi günü hocam Feridun benden, bir avukat, babam okulu bastılar. Girdiler müdür yardımcısının odasına. Kilitlediler kapıyı. Sen bunu yapıyorsan al bakalım ne yapacaksın falan. Neyse bizimkiler şiddet uygulamadı falan filan ama sonuç itibariyle herif geldi işte özür diledi. Sen benim çocuğumsun bilmem ne, yoksulum falan. Allah beni kahretsin ki o adamın görevden alınması için acıdık dilekçeyi vermedik. Sonra o adam Vefa Lisesi'ne gitti. Aynı uygulamayı yaptı. Bir genç kendini yediremedi. Pencereden atladı ve intihar etti. O adam bana sorarsanız katildir. Şimdi emekli olmuş olabilir ama yüreğimde bu sızı vardır. Ben de o gün ağzım burnum dağılmış bir şekilde Abdullah beni birkaç sene önce görüştük. O günü andık, şimdi gülüyoruz. Sen ne dayak yedin ben ne bileyim, aslında trajik. Okullardaki durum bu. Tabii o yaşandığı dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi yoktu. Ama bu iki Alevi olayında, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde, dünkü olayda öyle. Ve müdür ben Rizeliyim bana bir şey olmaz diyor. Ben Rizeliyim bana bir şey olmaz diyor. Bu ülke öyle bir ülke ki ot diye bir laf ediyoruz. Verşan Bey bana yazıyor. Ben şöyle bilimciyim, böyle bilimciyim. Birader sen nasıl bilimci olursan ol. Artık cevap vermiyorum. Baydı çünkü beni. Sen nasıl bilimci olursan ol. Öğrenciler seni istemiyor. Sen orayı gasp ediyorsun. Boğaziçi Üniversitesi bir yılı geçti. Oranın rektörü. Orada yaşayanlar seni istemiyor. Sen gasp ediyorsun. Kalkın o koltuklardan. Müdürler vesaire, bunların tamamı, kalkın o koltuklardan. Zulmediyorsunuz insanlara. Bilime karşısınız. Verşan Bey size tekrar söylüyorum. Enver bana çok ağır konuşuyorsun diyor. Çok basit. Koy sandığı kardeşim oraya. Eğer sandıktan çıkıyorsan öğrenciler, çalışanlar, öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri gitsin sandığa. Eğer sen oradan çıkabiliyorsan ağzımı açmayacağım, özür dileyeceğim. Ya da gel yayına konuşalım. Gelemiyorsun. Bana habire WhatsApp'tan yazıyorsun. Yaz. Gerçek ne? Boğaziçi'ndeki rektör her tarafa kendini atıyor. Ya insan istenmediği yerde durur mu? Ben buraya geleceğim, çalışanların hepsi beş karış beni istemeyecekler. Ben de pişkince burada her sabah konuşacağım. Ayıp ya. Seyirciler beni istemeyecek, ben her sabah konuşacağım. Ayıp ya. Bu yapılır mı? Türkiye bu. Hakikat bu. Ve sizden rica ediyorum. Sizden eğer haraç gibi kayıt parası istiyorlarsa lütfen bana gönderin. İsimlerinizi vermeden yarından itibaren okuyacağım. O müdürleri rezil edeceğim. O müdürleri rezil edeceğim. Devletin görevidir. Ve buradan bütün sosyalist partileri ve özellikle muhalefetteki partileri göreve çağırıyorum. Gidin okullara. Gidin okullara, çocuklar şey yaparken, kayıt yaparken gözlemci koyun. Alın size bir sınav. Hadi aklıma geldi. Sandıklara sahip çıkacaksınız ya. Veliler orada sandık görevlisi gibi davransın. Kayıtları kontrol etsin. Partiler gözlemci göndersin. Şu günlerde o tezgah dönüyor. Borsa gibi. Yahu yapın bunu. Korkmayın, ben dün yaptım. Açtım telefonu. Müdür beni aradı. Dedim ki sizin adınızı vermeyeceğim. Yarın bunu konuşacağım ama takip edeceğim. Eğer bir kuruş alırsa
o okuldaki bağış vesaire meselesi karşı ve bir kişiden alındığında tespit ettim. Bir gazeteci arkadaşımdan alınmış. O arkadaşıma niye o parayı verdi hiç anlamış değilim. Bu iş böyle. Odri Meydan. Varsanız görelim. Gönder abi akit. Tam da onlara uygun. Al bayrağımız İslam'ın sancağıdır demiş Akit gazetesi. Özgür Suriye ordusu komutanları Akit'e konuştu. Rezalette son perde. Akit galiba şeyin farkında değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin artık Esad'la birlikte Esed döneminin bitip kardeşim Esad dönemine geçildiğinin farkında değil. Bu başlık tabii ki aslında bir mezhepçi başlık. Al bayrağımız İslam'ın sancağıdır diyen kim? Özgür Suriye ordusu komutanı. Türkiye'nin sancağı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıdır. Henüz dünyada sınırların ortadan kalktığı bir dönem olmadı. Ulus devletler olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri de kendi egemenliğini korumak adı altında görev yapar. Burası ümmet değil. İslam'ın sancağı da değil taşınmış olan. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı. İslam'ın sancağı meselesi ayrı bir tartışma. Orta Doğu'da bir İslam imparatorluğu kurmak isteyen siyasi hareketler var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey yok. Özgür Suriye Ordusu dediğiniz gayrimeşru katiller ordusu. Özgür Suriye ordusunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eşitlemiş olmak büyük hakarettir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Orada görev yapan insanların tamamına. Bir zibide ordusunun yanına Mehmetçikleri koyamazsınız. Koymamalısınız. Kaldı ki egemenliği olan bir ülkeye karşı da böyle bir harekat yapamazsınız. Siz doğrudan Özgür Suriye ordusu adı altında Suriye'nin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıyı beslemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o zaman sizin bir başka örgüt hakkında bunlar terör organizasyonudur deme hakkınız ortadan kalkar. O yüzden şu anda yapılan hamle doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti komşularıyla yeniden ilişki kurmalıdır. Ha bununla ilgili çok soru sorulabilir. Onları da soracağız zamanı geldiğinde ama bu meselenin ne kadar ciddi bir sorun olduğunu iyi görelim. Akit'in de bunu görmesinde yarar ver. Orta Doğu coğrafyasında büyük bir tehlike yaşanıyor. Özgür Suriye ordusu dedikleri bu insanların şu soruyu sormamız gerekiyor. Bir yakın plan gir lütfen. Bakın kamuflajlar var. Kafalarında şapkalar var, bir masa var ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı da konmuş buraya. Özel kuvvetlerle birlikte Özgür Suriye Ordusu insanlarının da bu organizasyonda olduğu söyleniyor. Ve diyorlar ki Suriye Milli Ordusu'nun omurgasını oluşturan Süleyman Şah Türbesi Komutanı Muhammed Hüseyin Ebu bilmem ne diyor solda. Bunların paralarını kim veriyor? Finansmanını kim yapıyor? Onlara stratejik olarak bu meselelerle ilgili olarak saha bilgilerini kim veriyor? Teknolojik olanakları, istihbaratı kim sağlıyor? Bunların tamamı suç ortağı olmuş durumdadır. Sabah gazetesine geçelim. Ucuz gıdada rekor satış. Hakikaten bu dönemde bu gazetelerde çalışanlar meselelere takla attırmak konusunda çok başarılı oldular. Ucuz gıda meselesi dediğimiz zaten pahalı da 3 kuruş 5 kuruş indirim varsa da son kullanma tarihi geçmiş besinler ve orada aslında ürünlerin hemen hemen tamamındaki sorunlu hallerin dışında bir de pek çok yerde indirimin de insanın ona iltifat etmesini sağlayacak oranda olmadığını görüyoruz. Ve ciro patlaması diye bir de bu övülüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yoksulluğu bile takla attırarak ciro patlaması indirim var diye anlatan bir yayın organı. Çok merak ediyorum bu yayın organını okuyup inanan var mı? Kaç satıyor? Devam edelim. Türkiye Gazetesi, Türkiye böyle kazanç görmedi. Karlılık rekorları, güzel haber. Gerçekten Türkiye böyle kar görmedi meselesine bir bakalım kimler kar etmiş. Sabit gelirliği mağdur eden enflasyonist ortamda şirketler karına kar kattı, kazancını ona katlayanlar var. Buradaki şeyi görüyoruz, bankaların olağanüstü büyük gelirler elde ettiklerini, işte Tüpraş başta olmak üzere büyük sermaye gruplarının çok büyük para kazandıkları ortada. Bunu bir koyalım, unutmadım. Bir de dikkat edin buraya, Esad'dan 5 talep. Şam-Ankara görüşmelerinde Beşar Esad cephesinin öncelikli istekleri belli olmaya başladı. Buradan başlarsak Esed olmuş Esad. 5 talep olmuş ve Şam-Ankara görüşmesi lafları gelmiş. Seçime giderken ne demiştik? Bu iş hallolacak. Davutoğlu benden size söylemesi yine açıkta kalacaksınız. Aman dikkat, akşam üstünüzü örterek yatın. Tek kalıyorsunuz. Başta da yanlıştınız, şimdi de yanlıştınız. Altılı masa bunu konuşmazsa hayatın hatasını yapar. Gelelim buraya. Şirketler karlarını açıkladı. Bankalarda bizim kanımızı nasıl emdiklerini açıkladılar. Bugün bankayla teması olmayan hiç kimse yok. Mecbursunuz. Ya kredi kartı
kartı kullanıyorsunuz ya maaşınız oraya yatıyor falan. Üstelik Türkiye öyle bir hale gelmiş ki bugün emekliler 3 kuruş fazla alabilmek için bankaların 1 maaş, 1,5 maaş verdikleri promosyonlar için dilenci durumuna düşürülüyorlar. Bir banka diyor ki sana 5 bin veririm, bir banka diyor ki 10 bin veririm. Neden? Mevduat bende kalsın. Düşünün ki kar, yani 1 yıl boyunca paranın oraya yatma garantisi nasıl büyük bir denklem oluşturuyorsa, aynı zamanda bütün şirketlerde de böyledir. Maaşları sana yatıracağım, bana bu kadar para ver falan denir. O yüzden zorunlu olur. Bu kepazelikteki sınırın olmayışının nasıl özel bir göstergesi bu? Yani insanlar yılda 12 maaşa bir ilave ediyormuş gibi düşünüyorlar ve bunu bir kazanç sanıyorlar. Ne yapsın? Parası yok insanların. Oysa ki bu bir sefalet. Sefalet düzeninin göstergesi. Kapitalizmin yüksek karlarının nasıl olarak bölüştürüldüğünü, daha doğrusu zenginler arasında nasıl olarak bölüştürüldüğü, büyük sermayedarlar arasında bölüştürüldüğünün temel göstergesi. Dün Koç Holding de karını açıkladı. Olağanüstü büyük bir karlılık var. O zaman kur korumalı mevduat, işte büyüme oranları falan ortaya koyduğumuzda şunu görüyoruz net. Şunu görüyoruz net. Kur korumalı mevduat 300 milyar dolar civarında zengine para aktarılması anlamına gelecek işin sonunda. O rakamı tam size vereceğim. Bugün Garopaylan'ın bir açıklamasında vardı. Ona bakarsa çocuklar söyleyeceğim. Tam ne kadar olduğunu söyleyeceğim. 300 milyar dolar olamaz. 30 milyar dolar olması lazım. Uydurmayayım yani. 30 milyar dolar yoksuldan alıp zengine verilmiş oluyor. 300 milyar dolar çok büyük para çünkü. 30 milyar dolarlık bu organizasyonda insanların pek çok sorununun karşılanabileceğini düşünürsek, yoksuldan alıp zengine verilmesinin nasıl bir sorun olduğunu görüyoruz. Bir, tabii ülkenin ekonomik bölüşüm sorunu açısından. İki, büyümenin kimlere yaradığını görüyoruz. Büyümenin o aslında yapılarda görev alanların, o patronların neden iktidara biat ettiğini de görüyoruz. Çünkü iktidar üzerinden zenginleşen kimsenin o iktidara muhalefet etme imkanı yoktur. Bu şirketler için de böyledir, şahıslar için de böyledir. Siz liyakat sahibi olmadan tetikçilik yapmak adına oraya geliyorsanız, başta gazeteciler olmak üzere, zaten tablo böyle olur. Bunu şirketlere uyarladığınızda da herhangi bir TÜSİAD'çının sahiden bir demokrasi falan istemesi söz konusu olamaz. TÜSİAD'çı da zenginleşiyor, sen de zenginleşiyorsun sonuç itibariyle. Nasıl muhalefet edeceksin? Külliyeye gidip sen de el pençe divan duracaksın. Değil mi? Mevzu bu. Son iki dakikamız bu bölümle ilgili olarak neler yapacağımızı size söyleyeceğim. Hasan orada şu, ben uydurmuş olmayayım lafın şehvetine kapılıp, 30 milyar dolar mı değil mi? İrem bir baksın lütfen. Garopaylan'ın açıklamasında vardı. Şu şeyi de hatırlatalım. Aysel Tuğlu'yu tekrar hatırlatalım. İstersen oradan tamamlarız son iki dakikayı. Aysel Tuğluk gibi pek çok insan mapushanede sıkıntı yaşıyor. Aysel Tuğluk'un durumu ortaya çıkmış olmasına rağmen salıverilmiyor. Demans hastalığı var ve tahliye kararına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı ve MIT itiraz etti. Neden itiraz ettiklerini asla anlamış değilim. Zaten bilinci kaybolmuş bir insan, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan bir insandan söz ediyoruz. Ev hapsine geçecek. Orada gereken düzenlemeler yapılabilir. Hatta tahliye edilmesi gerekir. Yani özgür yaşaması gerekir. Bu insanın ifade verirken zihni bulanık, çünkü gidiyor geliyor, kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Temizlenme, tuvalet ihtiyacı vesaire hiçbirini yapamıyor. Yanındakilere de bir şekilde yük oluyor. Artık Aysel Tuluk ve onun durumunda olan insanlara bir şeyle bakılması gerekir. Bunun cezasının artık çekildiği kabul edilmesi gerekir. Neden? Çünkü bilinç yoksa insanın cezasını çektiğine dair bir kanaati de olmaz. Bir ibret tırnak içerisinde tablosu da olmaz. Aysel Tuluk'un salıverilmesi ve Aysel Tuluk konumunda olan hastaların da bir an önce oralardan çıkartılması her açıdan, vicdan açısından, adalet duygusu açısından önemlidir. Hiç kimse kalkıp da ama o şunu yaptı, bunu yaptı, herhangi birisi için diyemez. Tüm dünyada bu böyledir. Nihayetinde devletler intikam almaz. Kişiler bu öfkeyi duyabilir. Bu bölümü bitireceğiz. Doğru demişim galiba. 300 milyar dolar mı? Vallahi doğru demişim. Arkadaşlar beni takdir edin. Kur garantili mi?
Efendim 300 milyar TL, tamam, dolar diyerek abartmışız bunu. Kur garantili mevduatın yıl sonuna kadar maliyeti 300 milyar lirayı bulacak diyor. 300 milyar liralık bu rakamla tüm EYT'lileri emekli edip tüm KYK ve çiftçi borçlarını silebilirdik diyor. Haklı Garopaylan'ın söylediği 300 milyar liraymış bu. 300'ü tutturduk, doları tutturamadık. Neyse ama ben okuduğumu en azından rakam olarak aklımda tutmuşum. Bunu da size söylemiş olayım. Yeni bölümde Doğu Perinçek'in Suriye'ye gitmesinden tutun Sedat Peker'in iddialarına kadar saat başında her şeyi size anlatacağız. Çok iş var. Bunları söylemek de bizim görevimiz. Radikal tahammülsüzler, saat başında benimle olursanız sevinirim. Çok değerli radikal tahammülsüzler, bugün saat 13.30'da Yalova'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı meclis çalışmalarını halka ulaştıran bir şekilde grup toplantısı yapacak. Şu anda da çiftçilerle görüşüyor Yalova'da. Biz canlı gelişmeler olduğu zaman orada size ulaştırmamız gerekenler bunu mutlaka ulaştıracağız. Orada da muhabir arkadaşımız sizin adınıza takip ediyor. Dönelim bizim kendi meselemize. Sedat Peker. Sedat Peker Türkiye'de bir siyasi figürdür aslında. Bu siyasi figür olmasını nedense kimse ciddiye almıyor. Oysa ki birinin siyasi figür olabilmesi için mutlaka meşru zeminde siyaset yapıyor olması gerekmez. Örneğin Abdullah Öcalan da Türkiye'de bir siyasi figürdür. Yıllardır tutuklu. Örneğin Fethullah Gülen de Türkiye'de bir siyasi figürdür. Kaçak. Çünkü siyasi figür olmak o ülkenin gündeminde doğrudan ya da dolaylı olarak etki bırakmaktır. Genellikle de meşru siyasetin dışında siyasi figür olan kimseler, siyaseti etkileyebilecek güçte olanlar zaman zaman sistem dışında da olabilirler. Hatta yolsuzluk, hukuksuzluk ve terör gibi meselelerde içeriden gelen insanların söyledikleri bizim gibi yorumculardan çok daha önemli hale gelir. Çünkü bizim o bilgileri bilebilme imkanımız yoktur. Yani şöyle söyleyelim, bir hırsızlık varsa hırsızlığı yapan kişi hırsızlığı nasıl yaptığını en iyi bilendir. Fethullah Gülen cemaati, yani Fethullahçı terör örgütü olarak daha sonra dönüşen bu yapı 15 Temmuz'da ne oranda katkıları var, ne oranda içeriden destek aldılar, Türkiye'deki bu örgütlenme biçimi nedir diye sorulduğunda en iyi cevap verecek onlardır. Hiç kuşku yok ki biz bunu bilemeyiz. Aynı şekilde Sedat Peker de yaptığı açıklamalarla özellikle 40 yaşından küçük kardeşlerim diyor. Yani bizim gibi artık bu sistem içerisinde yıpranmış insanlar açısından, tırnak içerisinde yorgun ve artık umudunu yitirmiş insanlar diyelim. 40 yaş altına gidiyor ve diyor ki ben bir siyasi kahraman, ben bir halk kahramanı falan değilim. Ben sadece kendi eksiklerimle dahil olmak üzere her şeyi açıklıyorum. Zaten Sedat Peker'in geldiği yer ve açıkladıklarına baktığımız zaman oradan bir kahraman çıkmayacağını da düşünmemiz gerekir. Lakin söyledikleri önemli ve medyada yer bulmuyor. Oysa ki Sedat Peker'in söylediklerine baktığımız zaman Demirören ailesinin yakın geçmişinde bir cinayet olduğunu gördük. Sezgin Baran Korkmaz'ın bir takım insanlara para vererek beslediğini, bir takım gazetecileri beslediğini gördük. Daha önce, bugünkünden önce özellikle siyasal ilişkilerle nasıl girift hale gelmiş rant meselesi olduğunu gördük. Uluslararası silah ticaretini, uyuşturucu işte meselesini, yani dünyanın başka ülkelerinden Türkiye nasıl geliyor, buradan nasıl gidiyor, para nereye dönüşüyor, bütün bunları gördük. Ve hakkında iddiada bulunduğu isimlerden bir cevap almaya çalıştık, alamadık. Bu da suskunluk, ikrar anlamına geldiği için biz de şunu düşündük. Demek ki burada Sedat Peker'i yalanlayabilen kimse olmadığına göre söylenenler doğrudur. Çünkü Sedat Peker diyor ki aman beni yalanlamaya kalkmayın, belgesini koyarım. Bu belgelerle ilgili de şeyi söyleyeyim. Özel hayata yönelik insanların ailesi, çoluğu, çocuğu var. Cinsel yönelimle ilgili vesaire hiçbir şeyi değerlendirmek, sadece kamu yararı olanını söylerim ben. Hasan ne diyorsun, duymadım. Kemal Bey'e mi gidiyoruz? Peki Kemal Bey'e bakalım, dönüşte değerlendirmemizi yapalım. Tarımsız bir dünyayı düşünemeyiz. Dolayısıyla bizim var olan topraklarımızı çok verimli bir şekilde kullanmak ve insanlarımızı da toprağa küstürmemek. Eğer toprağa küstürürseniz felaket bir tablo çıkıyor ortaya. Genç nüfus kalmadı diye orada bizim şöyle bir projemiz var, düşüncemiz var, onu kamuoyuna da açıkladık. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. İşte bunlar yerin zamanı gelince emekli olacaklar. Bunları hem kırsalda tutmuş olacağız, orada çalıştığı için. Ayrıca yük de olmayacak.
işveren üzerine, tarlayı eken biçen üzerine bir özel bir yük de olmayacak. Dolayısıyla teşvik bir taraftan kadın ve gençlerin kırsalda tutulmasını sağlarken, öbür taraftan da devletin sosyal devlet olma olayını geniş kitlelere duyurmuş olacağız. Efendim, bu olursa, yani maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olursa, girdi fiyatların hiçbir önemi kalmıyor. Girdi ne olursa olsun sizin maliyetiniz olacak. Ama burada temel bir sorun var. Maliyet çok yüksek olursa satın alma gücü düşük olan insanlar bu ürünleri almakta zorlanabilirler. O çerçevede maliyetin minimumda tutulması, devletin bu konuda destek vermesi gerekiyor. Tarım Kanunu 21. maddesi bugüne kadar tam uygulanmadı. Ben bütün Ziraat Odası, daha doğrusu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı'na da söyledim. Dava açın, hakkınızı arayın. Çünkü Tarım Kanunu 21. maddesi diyor ki çiftçiye her yıl gayri safi milli hasılanın, yani milli gelirin en az %1'i oranda teşvik verilir. Verilebilir değil, verilir diyor, emredici çünkü. Vermek zorundasınız yani. Ama bugüne kadar verilmedi. Verilmiyor da zaten. Bunun da uygulanmaya konması lazım, desteklenmesi lazım. Tarıma dayalı bir organize sanayi bölgesinin kurulması güzel bir şey. Henüz sonuçlanmadı ama sonuçlanmasını da çok arzu ederiz. Cari fazla veren bir sektör olduğunu ifade ettiniz ihracat dolayısıyla. Bu da çok güzel. Zaten burayı görünce, doğrusunu isterseniz Türkiye'de cennetten bir bölge gibi görüyorsunuz. Yeşili bol, hele bu ortam. Dedim ki içimden, ya acaba dedim masayı yanlış yere mi kurdular? Biz karşıya oturup yeşilliği mi seyretseydik diye, ama galiba siz kameraları düşürmüşsünüz. Evet, neyse ona da katlanacağız artık. Evet. Uzun vadeli kiralama. Şimdi bakın, yaptığınız iş çok değerli ve çok önemli. Artı döviz kazandırıyorsunuz, artı istihdam yaratıyorsunuz. Olması gerekeni, siz bir otel arazisini 49 yıllığına kiraya veriyorsunuz değil mi? Üstüne bir de teşvik veriyorsunuz. Niye size 49 yıllığına verilmez? Şart koşarsınız, dersiniz ki bu işi yaptığı sürece 49 yıllığına veriyorum. Ya devlet kazanacak, vatandaş kazanacak, siz kazanacaksınız. Siz kazandığınız gibi zaman diğerleri gibi paranızı Londra'ya falan götürmeyeceksiniz. Manadalarına götürmeyeceksiniz. Kendi ülkenize çalışıyorsunuz, üretim yapıyorsunuz, istihdam yaratıyorsunuz. Bakın, övünerek söylüyorsunuz. Çalışanların %75'i kadın diye, bu çok sıradan bir olay değildi. Yani sektörün kadına verdiği değeri, kadının da sektör için ne kadar uygun bir alan olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o çerçevede bakmak gerekiyor. Çok kıymetli bir ürün, süs bitkileri. Değerli arkadaşlar, zaten çiçekle tanışmaya kimse yok. Yani doğum gününden ölüme kadar, yani insanın doğumundan ölümüne kadar, acı günlerinde de, sevinçli günlerinde de bir şekilde elimizde bir buket çiçekle veya bir çelenkle bir yerlere gidiyoruz. Dolayısıyla üretilmesi gerekiyor. Geniş kitlelerin talebi var. Bu talebin karşılanması gerekiyor. Mümkünse bütün ürünler keşke Türkiye'de üretilebilse. O da yeri ve zamanı gelince üretileceğinden eminim. Bir şey söylediniz, ben onu ilk kez duydum. Katma değer vergisi çeşitliliği. Yani her bir ürünü, aynı ürünü diyelim ki kamunun bir kuruluşundan aldığınızda %1, sizden aynı ürün alındığında %18 KDV. Bu çok çarpık bir şey. Tabii, mesela bunu, başkanım şöyle, FÜYAP mesela, biz üst birliğe bağlıyız. Evet. FÜYAP, Fidan Üreticileri Birliği bir meyve ağacını %8 ya da bir ile satarken, evet, aynı ürünü biz üretiyoruz. Siz ürettiğiniz zaman %18. Evet, düzelmesi lazım bunun, düzelmesi lazım. O konuda da üzerimize düşen görev varsa onu yaparız. Arkadaşlarımız da dillendirebilirler. Tarım Bakanlığı'nda bir daire başkanımız kanun bile yok diye. Efendim, bunun düzeltilmesiyle ilgili. Evet, düzeltilmesiyle ilgili verdik diyor gene sizin arkadaşınız. Evet, evet. Bizim milletvekilimiz. Evet, çalışıyor. Tarım Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması lazım. Bu Tarım Bakanlığı'yla tarım işini çözemezsiniz. Daha doğrusu bütün bakanlıkların, daha bir adım daha ileriye atayım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün yapısal kurumların yeniden inşa edilmesi lazım. Yeniden. Ahbap-çavuş ilişkisiyle bu işler yürümez arkadaşlar. Akrabam, yakınım, dayım, getireyim bunu daire başkanı yapayım. Ya Allah aşkına, arkeoloğun Merkez Bankası'nda ne işi var ya? Güreşçinin Banka Yönetim Kurulu'nda ne işi var? İşi layıkıyla yapacak olan kişilere vereceksiniz. Çünkü siz de muhatap olduğunuz zaman
sizin derdinizi anlayabilecek bir adam olması lazım. O alanla hiç ilgilenmemiş, siz dert anlatıyorsunuz. Bilmiyor ki. Derdi bilmiyor yani. Dolayısıyla yeniden yapılanması lazım. Toprak Koruma Kurulu üyeleriyle ilgili zaten toprağı koruyanların eğer kurulda sayısal olarak düşüklüğü söz konusuysa o toprak her an ranta açılabilir anlamına gelir. Buradan kurtarmak lazım. Toprağa sahip çıkan, toprağı koruyan aslında bu ülkenin üreticileridir. Kabul edelim. Yani bu ülkenin üreticileri toprağın her karışını değerlendirmek ister ve üretmek ister. Üretirken de kazanmak ister. Alın terinin karşılığını almak ister. Bu da çok önemli bir şey. Bu konuda da dediğim gibi yeni duydum ama bu konuda üzerinde de durulur. Diğer illerde nedir durum onu da bilmiyorum. Ama valilik böyle bir şey yapıyorsa büyük olasılıkla merkezi idare böyle bir şey. Merkezi idare bunu yapmıştır. Valilerin bu işe hani ilin en büyük kamu yöneticisi olarak bulunmasında bir sakınca yok. Ama toprağa sahip çıkanların, toprağı koruyanların, toprağın değerini bilenlerin yani sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları gibi, sizler gibi, ziraat mühendisleri gibi kurumların orada çoğunlukta olması lazım. Efendim, pardon Genel Başkanım, biz iki odayız yasada. Evet. Biri ziraat odası, biri ticaret odası. 20 senedir ben her sene dilekçe veriyorum toprak kurulunda ziraat odası olması lazım diye. Maalesef benim yerime ticaret odasından bir eleman gidiyor, personel gidiyor. Onu biliyorum, o değişik yerlerde de ifade edildi. Başka alanlarda da benzer çarpıklıklar var. Dediğim gibi devletin yeniden inşa edilmesi lazım yani. Liyakat esasına göre yeniden inşa edilmesi lazım. Siz de öğrenirsiniz, biz de öğreniriz diye bir cümle kullanıldı. Ben çok şey öğreniyorum. Evet. Kabul edelim. İnsanoğlu her şeyi bilecek diye bir kuralı yoktur. Zaten bu mümkün de değildir. Ama siz kendi alanınızı çok iyi bilirsiniz. Sorunu çözmek isteyen o pozisyonda olanların önce sizinle muhatap olması lazım. Sorunu çözmek isteyenler Ankara'da oturup sizinle muhatap olmazlarsa sorunu çözemezler. Tam tersine yeni sorunlara kaynaklık ederler. Benim kişisel inancım, felsefem, düşünsel olarak da felsefem, parti olarak da felsefemiz bir yerde bir sorun varsa o sorunu yaşayan insanları çağıracaksınız veya siz ayağına gideceksiniz, oturup konuşacaksınız. Sorunu onlardan dinleyeceksiniz çünkü onlar aynı zamanda çözüm de üretirler. Sorunu bildikleri için, yaşadıkları için bu sorun böyle çözülebilir diye. Bu aslında siyasetçilerin kaçırmaması gereken bir alan. Sorunu çözmek istiyorsunuz, sorunu yaşayana muhatap oluyorsunuz, bir süre sonra sorunu çözüyorsunuz. Minnet duyacağım, siz de minnet duyacaksınız yani. Siyaset kurumu sorun yaratan değil, sorun çözen kurum olmak zorundadır. Bu çerçevede şundan emin olmanızı isterim. Türkiye düşündüğünüzden çok daha büyük ve çok daha güzel bir ülke. Türkiye'nin her tarafını gezen birisi olarak ifade edeyim. Olağanüstü zenginliğimiz var ama bu zenginliğin ne anlama geldiğini, bu zenginlikten nasıl yararlanmamız gerektiğini siyaset kurumu tam öğrenmiş değil. Ankara'da odalarda oturarak bu sorunlar çözülemez. Tam tersine sorunları bilen, alanı gezen, sorunu yaşayanlarla oturan, konuşan ve sorunları çözen yapıya ihtiyacımız var. Bunun için de dediğim gibi pek çok değişikliğe ihtiyacımız var. Yani, şimdi girmeyeyim, siyasetin derinliklerine girmeyeyim de ama şunu bilmenizi isterim yani. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle niye çözülmesin? Ya Elinoğlu sorunlarını çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Bu kısır anlayıştan siyaset kurumunu çekip çıkarmak lazım. Onu da yapacağız inşallah. Bizi misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Sakın ola ki moralinizi bozmayın. Her şey düzelecektir. Dediğim gibi Türkiye güçlü, dinamik, enerjik bir ülkedir. İnşallah bütün bu sorunları hep beraber aşacağız. Hepinize teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Yurttaşlarla doğrudan temas ediyor. Bunun önemi şu, ben
kimseden çekinen birisi değilim, insanlarla yüz yüze gelirim ve temas ederim diyerek insanlara güven veriyor ve aslında saray ve çevresindeki liderlerin hayattan kopuk olduğu değerlendirmesini yapmış oluyor. Bunu önemsiyorum. Çünkü aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çok önemli bir sıkıntıyı aşmış oluyor böylece. Neydi o sıkıntı? İşte Sivas'tan öteye geçemezsiniz, İnsanlarla yüz yüze olamazsınız türünde bir değerlendirme yapılmıştı. Bu böyle değil, bunu görmüş olduk. Dolayısıyla bugünkü toplantıyı da grup toplantısında öyle göreceğiz. Onu da sizin değerlendirmenize sunacağız. Şimdi Sedat Peker ve söyledikleri üzerinden doğal olarak kolay kolay kimse yorum yapmaya kalkmıyor. Çünkü pek çok insanın sırtında yumurta küfesi var olabilir. Bizim sırtımızda yumurta küfesi yok. Ekranlarımız herkese açık. Bize nesnel olarak yaptığımız bu değerlendirmede karşılık ne söylerlerse biz de onların yanıtlarını size yansıtırız. Peker bu tweetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte şöyle bir tablo ortaya koydu. Son 100 tweet için 100 tweet. Yani neredeyse kitap gibi olmuş. İlk defa Erdoğan ve yakın çevresindeki ve o çevredeki ticari siyasi ilişkileri daha açık ve yoğun bir şekilde yöneldi Peker. Erdoğan'ın yakın çevresine dair uzun yıllara dayanan bir kayıt ve bilgi havuzu olduğunu da ima ediyor, ekliyor bunu. Anlattıklarının bir kısmını canlı şahitlik yaptığı da eklenmiş oluyor. Bu arada devam edelim oradan. Adil Serdar Saçan Bey şöyle bir tweet attı. Dedi ki Peker'i sevmem, o da beni sevmez ama söyledikleri doğru. Demek ki en son tweet serisinde Erdoğan'a doğrudan birinci çemberde yakın olanlara yönelik bir değerlendirme yapmış. Devam edelim. Bu önemli çünkü Peker'in Sayın Erdoğan'a yönelik, onun içerisine yönelik bir değerlendirme yapılmadığı söyleniyordu. Perinçek ve Mehmet Ağar üzerinden kendisine yönelik bir kara propaganda yapıldığı için 100 tweet serisinin geniş anlamda süreci anlatmak açısından ortaya konduğunu söylüyor Peker. Türkiye'nin geçmişinin karanlık, bugünkü devlet bürokrasi iktidar ayağında kirli ilişkilerle sarılı olduğunu tekrar ortaya koymuş oluyor. Burada şöyle önemli bir tablo var. Doğu Perinçek Türkiye'de bir siyasi figür olarak ortaya çıktı. Bu ilginç. Neden? Çünkü iktidara doğrudan destek veriyor. Bunun bir milli beka sorunu olduğunu söylüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrasyacı bir çizgiye yönelik davranılması gerektiğini düşünüyor. Erdoğan'ın çok önemli bir kahraman olduğunu söylüyor ve şimdi Suriye'ye gitmeye kalkıyor. Hangi sıfatla ne için Suriye'ye gittiği de ayrı bir tartışma konusu. Bu neydi? Arkadaki görüntüler. Gidiyor muyuz oraya? Tamam. DSF olarak görüyoruz. Evet, arkada Sayın Kılıçdaroğlu kadınlarla birlikte, çiftçi kadınlarla birlikte görüşmeler yapıyor. Onları da görmüş oluyoruz. Demek ki Sayın Doğu Perinçek'in bu yaptıkları üzerinden Erdoğan hükümetinde bir etkisi olduğunu varsayabiliriz. Devam edelim. DSF'yi de koyarız ama biz tweetlerimizi görelim ki üzerinde yorum yapalım. Fotoğraf çekiliyor. Burada Mehmet Ağar ve Perinçek arasında hiç umulmadık bir diyalog geçti dolaylı olarak. Doğu Perinçek, Mehmet Ağar'ın önemli bir isim olduğu, devletin bekası açısından bir görev aldığını söyledi. Biliyorsunuz Sedat Peker hem Mehmet Ağar'a yönelik hem İçişleri Bakanı'na yönelik bir süreçle ilgili ardı ardına tweetler atmıştı. Bunlara yönelik göğsünü siper eden de Doğu Perinçek oldu. Bunu da altını çizelim. Sayın Süleyman Soylu'ya ve Sayın Mehmet Ağar'a yönelik de Doğu Perinçek bir savunma kalkanı oluşturdu. Doğu Perinçek durumdan vazifemi çıkarıyor yoksa o bunu yaparak bir görevlendirme halinde iktidar adına bizim söyleyemediklerimizi sen mi söyle diyor. Bunların da deniyor. Bu da muamma. Şunu unutmayalım ki bu süreçler hep bulanıktır. Kimin kim olduğunu anlamak da zamanla olur. Devam edelim şeyle ilgili, Peker'le ilgili değerlendirmemize. Hasan Yeşildağ önemli ve kritik bir isim. Star gazetesi, TV 360, Akşam gazetesi ve Kanal 24'ün sahibi. AKP döneminde kurulan yandaş medyanın patronu olan bir kişi. Geçmişte ülkücü militan olarak öne çıkmış, İslamcı siyaset ile yakından ilişkisi olan bir kimse. Bu S medyaya baktığımızda Star gazetesi biliyorsunuz bu süreçte kuruldu. Aslında bu Star gazetesi olsun, TV 360 olsun, Akşam olsun, bunların üçü Kanal 24 hariç devşirme, farklı patronlardan AKP döneminde alınıp bu beye Sayın Hasan Yeşildağ verilmiş bir isim. Kendisi milliyetçi muhafazakar olarak tarif ediliyor ama asıl önemliğine
görevi ne? Onu bir değerlendirelim yine. Görelim, devam edelim. Bunu anlamanız açısından söylüyorum. 80 öncesinde Fatih Camii'nde işlenen Metin Yüksel cinayetiyle birlikte adı duyulan bir kimse. Dosyada faili meçhul olarak tarif ediliyor. Orada etkisi olduğu söyleniyor. Yine 80 faşist darbesi öncesi ve sonrasındaki yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetiyle birlikte anılıyor adı. Bu cinayetlerin içinde kamuoyunun yakından bildiği Abdi İpekçi suikasti de var. Hasan Yeşildağ'ın yolu 1980 sonlarında Erdoğan'la kesişiyor. Yani buradan şu yorumu yapabiliriz. Hasan Bey'in devletin içerisinde devletle birlikte hareket etmiş olan kadrolarla yan yana gelmiş olduğunu görüyoruz. Sedat Peker'in bu beyefendiyi tanıyor olması aynı mecralarda olmasıyla ilgili. 80'lerde Erdoğan'la, yani sonuna doğru 90'ların başında Erdoğan'la bir ilişki ağı içerisine girmiş olmasında başka bir önemi var. Çünkü daha sonra Erdoğan mobushaneye girdiğinde Hasan Bey onunla birlikte onun güvenlik sorumluluğu alarak kendi bile isteye suç işliyor ve hapishaneye giriyor. Devam edelim orada. Erdoğan'la uzun yıllara dayanan bir ilişkisi bulunduğunu ve ailesiyle birlikte yakın çevresinde olduğu biliniyor. Evet. Erdoğan 98 yılında cezaevine girdiğinde Yeşildağ'da sahte çek suçundan giriyor. Bu kasıtlı suç işliyor ve cezaevine girdikten sonra Erdoğan'ın yakın çevresinde orada oluyor. Bu meseleyle ilgili bir doğrudan yalanlama yok. O yüzden biz doğru kabul edebiliriz. İddialar Erdoğan'la 90 sonrasında yakın ilişkisinin devam ettiği, bu süreçte zenginleştiği hem de devlet ve sivil dünyada bu ilişkilerinin sürdüğü yönünde. Şimdi burada Hasan Bey'in önemli bir tarafı şu, anlaşılan o ki devletin içindeki ilişkilerde bir sürekliliği kuruyor. Hem o tarafta var, hem de sivil dünyada var, hem de yıldızı parlayan Erdoğan'ın yakın çevresinde. Ethem Sancak Bey'in de bu süreçte zenginleştiğini düşünürsek Erdoğan yıllarının zenginleri diye bir değerlendirme yapabiliriz. Ethem Sancak Bey neredeyse büyük bir aşk duyduğunu söylediği Sayın Erdoğan'dan kopup Doğu Perinçek'in yanına gitti. O ilişkide ayrıca gizemli bir hale gelmeye başladı. Devam edelim. 2006 yılında Mahmut Övür Sabah gazetesinde Yeşildağlar'dan söz ediyor. Mahmut Övür eskiden Sosyal Demokrat diye bilinen ama AKP'ye doğrudan destek veren bir gazeteci. Hasan Yeşildağ adını özellikle AK Parti İstanbul camiası çok iyi biliyor. Çünkü Yeşildağ ile Başbakan Erdoğan'ın ilişkisi bir hayli gerilere uzanıyor. Bu ilişkinin derinliği bir yana, su yüzüne çıkması saray cezaevi dönemine denk geliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan 4 aylık hapis cezasını tamamlamak için saray cezaevine girdiğinde onu karşılayan kişi Hasan Yeşildağ oluyor diyor. Devam edelim. Mahmut Övürç benim de tanıdığım bir isim. Bunları iktidarın yalanlamayacağını bilerek yazmıştır. Dolayısıyla bu bilginin teyidini en azından bu yazıdan 2006 yılından itibaren kabul edebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Bu meseleye baktığımız zaman olayın devamına geçiyoruz. Yeşildağ ailesinde iki kardeş var. Zeki Yeşildağ AK Parti Beyoğlu ilçe örgütünden seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi. Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın son zamanlarda Etiler'deki polis okulu arazisini almasıyla gündeme gelmiş durumda. Yapı Yapı firmasında da gizli ortaklıkları olduğu söyleniyor. Devam edelim ve kritik bir yere geleceğiz burada. Şimdi az önce söylediğimiz bölgenin polis, o arazinin, polis evi arazisinin belediye meclisinde nasıl oylandığı, nasıl değerlendirildiği meselesi muamma. Pek çok insanın Ekrem İmamoğlu'na iptal yolunda telkinde bulunduğu ve bu meselenin hangi süreçte olduğu da ayrıca bir tartışma konusu. Yani siyasetteki ilişki ağı iktidarın hemen hemen bütün muhalefet dahil içinde bulunduğu yerlere doğru sıçrıyor. Mücahit Aslan'ın adını veriyor. Mücahit Aslan'ı biliyoruz, önemli bir simge Adalet ve Kalkınma Partisi için. Mücahit Aslan AKP'nin kurucu ekibinden ve en önde giden isimlerden biri. Erdoğan'ın birinci çemberinde milletvekili şu anda. Aslan'ın AKP-FETÖ görüşmelerine ortaklık ettiği iddiası Peker'den gelmişti. Bu değerlendirmeyle birlikte şu düşünceyi oluşturuyor Peker bizde. Ben Erdoğan'ın yakın çevresindeki insanlarla ilgili bilgileri de veriyorum diyerek aslında Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağını söyleyip tam da Erdoğan'a dair bir hamle yapmış oluyor. Bunların bazıları iddia, bazıları teyit edilmiş durumda ve bu meselelerin işte işin içindeki ihale meselesi, Hasan Bey'in Erdoğan'ın yakında olması falan da olayın bir boyutu. Tabii işin içinde medyada var. Dolayısıyla bu ilişki ağının boyutlarını da buradan anlamış oluyoruz. Sanıyorum bir tane daha olması lazım değil mi?
Efendim bu son muydu? Tamam. Kaldıralım o zaman. Buradan Doğu Perinçek hikayesine geçeceğiz. Şimdi burada Sedat Peker meselesini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Aslında Sedat Peker meselesini eğer bir suç niteliği taşıyorsa savcıların hemen bunları ihbar edip ihbar kabul edip göreve başlaması gerekiyor. Medyanın da buna nesnel bir değerlendirmeyle bakması gerekiyor. Bütün bunlar oluyor mu? Bence asıl sorun bu. Bütün bunların olmadığını gördüğümüz için de medyanın sağlıklı ve yerli yerinde bir değerlendirme yapmadığı için kamuoyu oluşmadığını görüyoruz. Ha, Sedat Peker'in söyledikleri üzerinden Sedat Peker'e mi kefil olmuş olursunuz? Hayır. Zaten Sedat Peker de diyor ki korkunuzdan ağzını açamıyorsunuz diyor. Aslında bu değerlendirmeleri, bu siyasi ayağı olan da değerlendirmeleri milletvekillerinin de gündeme getirmesi söz konusu olabilir. Meclis Araştırma Komisyonları da kurulabilir. Çünkü Peker devleti içindeki ilişkilerden dolayı bunu yapmış, bunu gündeme getirmiş oluyor. Şimdi burada video var mıydı arkadaşlar? Onu da bir öğreneyim. Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Suriye'ye gidecek. Bu mesele de az buz bir mesele değil. Çünkü insan burada bayağı üzerine düşünmesi gereken bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu görüyor. Ethem Sancak Erdoğan'ın en yakınındaki isim idi. Daha sonra bizi iktidara Amerika getirdi diyerek oradan aforoz edildi. Aforoz edilince istifa etti ve eski partisi, daha doğrusu eski siyasi hareketi olan Vatan Partisi'ne geldi ve Doğu Perinçek'le birlikte Suriye'ye gidecek. Doğu Perinçek Suriye'ye hangi sıfatla gidiyor? Bir parti genel başkanı sıfatıyla mı, bir ara bulucu sıfatıyla mı? Doğu Perinçek oraya gittiği vakit kimle görüşecek? Esad'la mı görüşecek? Yoksa daha alt düzeyde bir görüşme mi yapılacak? Bugün yandaş medyada da gördüğümüz üzere ısrarla ve inatla artık ortaya çıktığını görüyoruz. Acaba bu yeni görüşmeler sürecinde bir misyon üstlenecek mi? Ve Doğu Perinçek siyasetin oluşumunda örneğin Cumhur İttifakı'na doğrudan katılıp mesela kendisine meclise giden yolu açacak mı? Ethem Sancak Bey burada ne türden bir iktisadi katkıda bulunacak? Bu nasıl bir sürecin göstergesi olacak? Bunların hepsini göreceğiz. Doğu Perinçek'in yaptığı bu eylemlerin rastlantısal olduğunu düşünmemek gerekir. Bir anlam içereceğini göreceğiz herhalde. Fakat şunu söylemem gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki pek çok kişi ve siyasal grup Doğu Perinçek'ten hiç hoşlanmıyor. Onun da altını çizmek isterim. Bunun da ne olduğunu görelim. Gerecilik, efendim? Duymuyorum. Sesler çok derinden geliyor. Bugün biraz benim kulağımda da sıkıntı var. Perinçek meselesini kapatırken şunu söylemem gerekiyor. Ardından bir Belle'ye gidip yine bir soluklanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zorlu dönemecinde Suriye diyaloğu başlarken Suriye diyaloğunu hangi koşullarda, kimler arasında, hangi düzeyde ve nasıl bir neticeye yönelik olacağını da hep birlikte göreceğiz. Çünkü şunu söylememiz yerli yerinde olur. Hükümetin seçime gitme kararı ile birlikte göçmen oyları meselesi, daha doğrusu göçmenlikten doğan nüfus yoğunluğundan ve sokaklardaki gerilimden dolayı ortaya çıkacak tablo aşılması için bir anlaşmaya gidilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Benim size söyleyeceğim, buradan rol çalmak isteyenler olabileceği gibi yepyeni bir sürecin de başlangıcına gelmiş olabiliriz. Belle'ye gidiyoruz. Ben Hasan'la konuşuyorum. 60 saniye bir, 30 saniye bir, 30 saniye yaparız. Hem de soluklanmış olurum. Sonra devam edeceğiz. Evet değerli seyirciler, radikal tahammülsüzler, bu karmaşık yapıyı biraz daha açıp değerlendirme yapmamız gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partili Metin Külünk, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin 2011'den önceki dönemine dönmesi gerekliliğine dair bir temennide bulunuyor. Şimdi bunu iyi okumamız gerekiyor. Metin Külünk Bey üzerinde zaten büyük bir tartışma var. Sedat Peker'in ona ayda 10 bin dolar gönderdiği yönünde bir değerlendirme yapılmıştı bir ara. Bu doğru mu eğri mi ortaya çıkmamıştı. Ancak Külünk hemen doğru mesajı alıp öne çıkmaya başladı. Neden? Şunu söylemiş oluyor. Diyor ki Suriye ile ilgili görüşmeler yapacağız. Suriye ile ilgili görüşmelerin içerisinde
içerisinde de 2011 öncesine döneceğiz. Bunu önce söyleyen yol almış olacak. Demek ki Külünk, Perinçek gazetedeki değerlendirme Türkiye Gazetesi'ndeydi sanıyorum. Baktığımız zaman ortaya bir tablo çıkıyor. Erdoğan seçime Suriye ile işleri düzelterek ve belki de bir grup insanı geri göndermeyi, en azından görüntü bile olsa geri göndermeyi başararak girmek istiyor. Çünkü toplumdaki bu gerilim hattında Erdoğan çok oy kaybetmişti. Külüngün bu söyledikleri dün de size yaptığımız açıklamalarla yepyeni bir tablonun ortaya çıktığını ve Türkiye'nin bu yeni tabloda başka bir sürece girdiğini görmeliyiz. Şu sorular yapılabilir, şu değerlendirmeler de ortaya çıkabilir. Bir, Adalet ve Kalkınma Partisi 2011'den bu tarafa yani çok kabaca 10 minimum 10 yıldır biraz daha artırabiliriz. Türkiye ve bölge halkına bu türden bir bedel ödetecek siyasi kararı neden aldı? Ve bu kadar yıl kaybedilenler aslında Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'de, Suriye'de halklar açısından nasıl bir açmaz doğuruyor diye düşünmemiz ve sormamız gerekir. Bunun siyasi bedelini tabii ortaya koymak gerekir. İkincisi, bu süreç sadece Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun bir neo Osmanlıcı, yayılmacı siyasetinin ürünü müydü? Yoksa ki bence biraz böyle, içinde Avrupa Birliği'nin ama özellikle Amerika'nın ve NATO'nun olduğu bir saha arazi temizleme ve bir siyasi mühendislik meselesi miydi? Ve burada iki kutuplu dünya oluşmasın diye ön alma meselesi miydi diye değerlendirmemiz gerekiyor. Nitekim Rusya'nın Suriye'yi asla ve kata bırakmaması, Esad'ın Rusya olmasa iktidarda kalamayacağını bilmemiz ve dönüp şu meseleyi de iyi bakmamız gerekiyor ki bence ana fikir biraz da oralarda. Bugün Ukrayna ile birlikte olan meseleyi de tarttığımız zaman Putin ve Rusya artık tek kutuplu dünya yok diyor. Ve Türkiye bu tek kutuplu dünya artık yok denirken yeni bir durumla karşı karşıya kalıyor. Kendisini doğrudan NATO üzerinden mi tarif edecek? Yoksa coğrafi meselelerden kaynaklı olarak Ukrayna, Rusya, İran, Suriye hattında çoklu bir siyaset mi uygulamaya geçecek? Burada Doğu Perinçek'in ortaya çıkıp Avrasyacı bir çizgiyi önermesi de belki de bunun fırsatçılığı olabilir. Peki Türkiye'deki herhangi bir hükümet acaba NATO çizgisinden çıkıp daha bağımsız, çoklu bir siyaset uygulayabilir mi? Erdoğan hükümeti de, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı Cumhurbaşkanlığı hükümeti de. Bu da ayrı bir muamma, ayrı bir soru tabii. Çünkü Türkiye'nin tarihsel süreçlerine, genlerine bakmamız gerekiyor. Bütün bu olup bitenler insanların iktisadi sıkıntıları içerisinde, günlük sorunlar içerisinde çok açık söyleyeyim, beni ne ilgilendirir diye düşündüğü konular olabilir. Ancak bu büyük siyaset gibi görülen meseleler, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal İslam açmazı, küresel tepkiler ve aslında bu yoksulluk, sefalet ortamının doğmasına neden olan durumlar. Devam edelim. Gerçekten Türkiye'ye dair ilginç tablolar ortaya çıkıyor. Bu mesele ilginç. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, sadaka karşılığı satılık oyumuz yok diyor. Dinleyelim Haydar Bey'i ve bunun üzerine de biraz konuşalım. Allah'a yönelik suçlar Sivas katliamında olduğu gibi zaman aşımına uğratılıp hayırlı olsun denildi. Alevilik asırlardır yasaklı bir inanç ve kimlik haline getirildi. Özellikle belirtmek isteriz ki kindarlar Alevilerin haklarına ve taleplerine kulak tıkıyor. Hatta Alevileri asimile etmeyi hedefleyen devletin tutumu hiçbir dönemde bu dönemde olduğu kadar gözü kara ve ideolojik bir hal almadı. Son 20 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı her alana müdahale eden dinci, mezhepçi ve siyasi bir kurum gibi çalıştı. Eğitim sistemi mezhepçilik ekseninde kurumsallaştı. Okullar adeta mescit, öğretmenler imam, öğrenciler kul haline getirildi. Çünkü eğitim tümüyle laiklik, bilimsellik ve demokratik özelliklerinden arındırıldı. Ebu Suud'ların ve mezhepçi devletin ideolojik aklı haliyle eğitim sistemi tümüyle dinselleştirildi. Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları kıymete bindi. İktidar partisi cebelerini dolaşıyor. Türkiye'de ve Avrupa'da Alevilerin tek temsilcisi olan Alevi kurumlarını muhatap kabul etmiyorlar. Acaba bu çatı kurumlarını devre dışı bırakıp onlara bağlı kişiler üzerinden sadaka dağıtarak Alevileri kazanabilir miyiz derdine mi düşmüşler? Buradan sesleniyoruz. Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok. İnancımız da yok.
Alevi meselesi boyutlu ve katmanlı bir sorun. Gerçekten iktidarın Alevilikle ilgili bir sürece denk düştüğü bu seçim meselelerinde, Alevilerin oyunu alma meselesinde onlara sanki bir parmak bal ağzına verilmiş gibi davranması inandırıcılıktan uzak. Türkiye'de Alevilerin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir oy verebileceğini ben tahmin etmiyorum. Verenlerin de çok küçük bir kesim olduğunu düşünüyorum. Ancak Alevilerin de kendi içerisinde farklı çekmeceler olduğunu ortaya koymak gerekiyor. İzzettin Doğan'ın temsil ettiği Cem Vakfı'nı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ziyaret etti. Bu haber tam doğrulanmadı ama benim kaynaklarım bunun böyle olduğunu söylüyor. O ziyaret sırasında Alevilerin de içindeki bütün gruplardan bir biçimiyle siyasi destek aradığı ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz İzzettin Doğan Türkiye'deki işte Alevi İslam inancı gibi bir ucubenin ortaya konmasında bir sözcülük görevi üstlenmişti. Darbe sonrasında Turgut Sunalp'in partisinden milletvekili adayı olmuştu. Cem TV ve Cem Vakfı onun elinde. Dolayısıyla orada bir Alevi, Türkiye içindeki Alevi grubuna yönelik bir şey var, gücü var, bir dedelik sıfatı var. Oradan da bir destek almak gerekiyor. Unutmamak gerekiyor ki bu vakıf çevresindeki Alevilerin çoğu aslında zengin iş adamları. Dolayısıyla Alevi sermayesinin destek olması bağlamında da dikkat edilmesi lazım geldiğinin altını çizmek isterim. Alevi sermayesi de tıpkı diğer sermayeler gibi her zaman ihtiyatlı, iktidara yakın olmaya özen gösteren kimseleri de içinde barındırıyor. Bunu da altını çizmek isterim. Orada bir sürü başka şeyi de tartışmamız gerekebilir. Cami Cemevi projesinde kimler kimlerle beraberdi? Bunu da iyi düşünmek gerekir. Reha Çamuroğlu ile ilgili söylemiştim. Reha abiyi davet edecek Selin buraya. Ona da sormamız gereken çok mesele olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü Alevilik masaya oturtuldu. Üzerinde bir operasyon yapıldı. Ve Aleviler bundan hiçbir kazanç elde etmediği halde o dönem Alevilik adı altında güç devşirmeye çalışan bir siyasi iktidar vardı. Farkında olarak ya da olmayarak buna alet olmuş olmanın da bir bedeli olsa lazım gelir diye düşünüyorum. Siyasal bir bedelden söz etmek gerekir. Bunu da buraya not edelim. Bu meselenin daha çok tartışılacak tarafı var. Biz devam edelim şimdi. Gericiliğin dünyayı ne hale getirdiğini göreceğiz. Suudi Arabistan'a götüreceğim sizi. Türkiye'nin bu göreceğiniz manzaraya gelmesine ramak kaldı. Suudi Arabistan'da bir kadın, gördüğünüz kadın Twitter kullandığı için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 34 yıl. Sadece 21. yüzyılın bir iletişim aracını kullandığı için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Muhtemelen de kadın bunun için içeri girip de yatacak. Aslında Türkiye'nin bu noktaya gelmesine ramak kaldı. Yani öyle bir noktadayız ki biz bir sonraki adımda bu sürecin başlayacağını söylersek pek fazla da yanılmış olmayız. Çünkü siyasal İslam, şer'i rejim bütün kurum ve kuruluşlarıyla tahsis edilmiş durumda. Ve sandığınız gibi, birçok insanın söylediği gibi, hani bu seçim olacak, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı değişecek, arkasından gelen iktidar bütün bu sistemi onaracak gibi bir düşünceye kapılmanız çok iyi niyetli ve biraz gülünç olur. İsterse Kılıçdaroğlu tek başına gelsin, isterse büyük koalisyon yapılsın, ne yapılırsa yapılsın, şunu unutmayalım. Özellikle 1980 sonrasında oluşturulan Türk İslam sentezi, neoliberal anlayış, bir kere bunu ideoloji olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de içinde bulunduğu, TÜSİAD'ın da içinde bulunduğu bir organizasyonla bunu bir ideoloji olarak topluma şırınga etti. Bugün içinde bulunduğumuz yapıda bütün bunları aşmak için geçici bir ferahlama sağlanabilir ama Türkiye'de bütün bunları aşabilmek adına kitle partilerinin, popüler kültür oluşturan partilerin dışında aydınların sesini yükseltmesi, demokratik kurumların sesini yükseltmesi, sendikaların mutlaka sendika haline dönüşmesi, işçilerin temsil edildiği alanlarda işçilerin bilinçlenmesi, çalışanların, beyaz yakalıların kendi hakikatini görmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bütün bunlar olmadığı zaman, mücadeleyi yaygınlaştırmadığınız zaman en somut örnek mesela göçmenler geldiğinde herkes kavgayı göçmenlerle yapmaya başladı. Oysa ki kavgayı göçmenlerle yapmak değil, bu koşulları doğuranlarla yapmak gerekiyordu. Az önce söyledim, Suriye'nin bir bataklık haline gelmesi, oradan bu tarafa olan göçün var olmasına kim suçluysa önce onu ortaya koymak gerekir. Bu göç sonucunda ucuz iş gücü var diye patronların bu insanları çalıştırarak sömürmesi karşısında
aslında o insanları dövmek yerine bu sömürü düzenini kuran patronlarla konuşmak gerekir. Dolayısıyla kime itiraz edeceğinizi bilmezseniz, itiraz ettiğiniz merciyi doğru seçmezseniz, iktidarlar değişse bile süreçler sadece kılık değiştirir. O yüzden ben aydınların, sanatçıların, yazar çizer insanların, akademisyenlerin, Türkiye'de kafa patlatan herkesin, her birimden insanın bir kere bunu da fark ederek bir değerlendirme yapması lazım geldiğini düşünüyorum. Bunu yapmadığınız takdirde o zaman hayaletlerle kavga edersiniz. Bu piyasacı anlayış falan bir tarafa, altılı masada Davutoğlu oturuyor mesela. Davutoğlu bu Suriye meselesi mimarlarından biri. Adalet ve Kalkınma Partisi direksiyonu kırıyor. Sayın Davutoğlu hala ısrar ediyor. Alın başınıza belayı. Bunu konuşmayacak mıyız? Okullardaki din dersi, Diyanet İşleri Başkanlığı durumunun içinde, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın durumu, imam hatiplerin tek eğitim grubuna dönmesi, piyasalaşmış meseleler falan, bunları tartışmayacak mıyız? Bunları biraz sonra tartışırız diyerek olmaz. Siyasiler bunu yapamayabilir. Kılıçdaroğlu kendi görevini yapar. Erdoğan kendi görevini yapar. Oradan güç ve çıkar değiştirecekler. Kendi görevini yapar. Ama biz de itiraz görevimizi, müdahil olma görevimizi yaparız. Aksi halde biz görevimizi yapmamış oluruz. Yani eleştiri yapanlar kötü niyetli değillerse o insanlara kulak vermek ve bu konuda rütuş yapmakta yarar olduğunu düşünüyorum ben. Veda etmeden önce bir teşekkür etmek istiyorum. Benim ayın birinde yeni romanım çıkacak. Bunu da tamamlamış olmaktan çok mutluyum. Hasan'a da hediye edeceğim yeni romanı. Bu geçen sene yayınlanmış olan Öyle Bir Eylül Yok Artık romanımı yine özellikle Edremit Kitap Fuarı'nda, özellikle Tepeden Tırnağa İsyan, Nazım Hikmet ve bu Öyle Bir Eylül Yok Artık üzerinde, herhalde kanalın da büyük etkisi, Tele1 kitapçının etkisiyle çok büyük bir ilgi görüldü. Kitaplar baskı yaptı. Okurlarla edebiyat konuştuk. Dün biraz edebiyattan söz ettiğimizde edebiyatsız bir hayat düşünemiyoruz diyenlerden destek aldık. Ben de edebiyattan söz etmeyi önemsiyorum. Çünkü hayatımız çöl ve çorak. Yayını kapatırken Radikal Tahammülsüzler, az önce baktım, sizden okullarda doğrudan haraç olarak alınan bağış altındaki örnekleri bana göndermenizi rica ediyorum. Adınızı açıklamayacağım ama o okullarla mücadeleye devam edeceğim. Benden bugünlük bu kadar. Yarın akşam çok özel bir program yapacağız. Yarın gündüz de Radikal Tahammülsüzlerle buluşmaya devam edeceğiz. Yarın saat 21'de AKP'nin perde arkasını, 20 yıllık siyasette neler olup bittiğini ortaya koyacağız. Hoşçakalın.